Günaydın Türkiye. Bugün 27 Ağustos 2019 Salı. Bendeniz Gökhan Kayış. Bu 3 saatlik dilim içerisinde yurtta ve dünyada ne varsa bu ekranlardan size aktarmaya çalışacağız. Günaydın Türkiye derken geceden gelenlere de bakacağız elbette. Şimdi size ilk başlık olarak sosyal medyayı şikayet etmek istiyorum efendim. Yani aslında paylaşmak istiyorum, şikayet etmek istiyorum derken. Şimdi geceden beri bakıyorum. Başlıklar var. Türkiye'de Twitter üzerinden tartışılan başlıklara bakın. Neredeyse hemen hemen her başlığın bir grup tarafından özellikle insanları kışkırtmak amaçlı kurgulandığını, insanların önüne getirildiğini görebilirsiniz. Sağcısı, solcusu, yani hiç fark etmiyor. Troll denilen bir bela var bu ülkenin başında ve insanları birbirine kırdırtmaktan zevk alan bir grup. Yani zevk alan değil elbette. Onlar 3-5 kuruş için insanların kavga etmesinden hiçbir şekilde hicap duymayan bir güruh, gereksiz bir güruh var internette. Okuduklarınıza dikkat ediniz efendim. Sizi birbirinizle kavga ettirmek için en temel ahlaki değerlerimiz üzerinden bizi birleştiren, bizi bir arada tutan o değerler üzerinden bile hiç umursamadan yeter ki insanlar kavga etsin, yeter ki onlar ceplerine giren o 2-3 kuruşu garanti etsinler. İnanın başka hiçbir anlamı yok. Sahte bilgiler, sahte haberler ve anlamsız tartışmalar. Yani bu ülkenin değerleri üzerinden, bu ülkenin milli birliği üzerinden, toprak bütünlüğü üzerinden yangınlar bile bizim kavga konularımız haline gelebiliyor. Koskoca ormanlar, hepimizin yüreği yandı. İnsan bir dalı keserken bile şöyle bir durup düşünüyor. Ama terör örgütü koskoca ormanları yaktığını kabul etti. PKK'nın üstlenmesi üzerine burada birleşmemiz gerekirken ayrışma nedenimiz olabiliyor. Neden? Çünkü gerçekten bu internet haberleşme, iletişim elbette ki çağın en önemli iletişim araçlarından bir tanesi internet. Ama burasını trollerle doldurup, inanın hiç ayrım yapmıyorum. Yani her birimin, her kişinin bir ordusu var neredeyse ve bunun üzerinden insanları birbirine kırdırıyorlar. Buna ne gerek var diye sormadan geçmeyeceğiz. İşte bu vatanı bir arada tutmak için canlarını feda edenler de var. Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı. İlk manşetimiz onlar elbette. Pençe şehitlerine veda dedik efendim. Oğuzhan Yılmaz, Yunus Şahin ve Üzeyir Arslan. 3 aslan sonsuzluğa uğurlandı ve memleketlerinde o cenaze törenlerinde yaşananları Günaydın Türkiye içerisinde izleyebilirsiniz. İdlib konusu çok çetrefilli bir konu, çok başlıklı bir konu. Rusya var, Suriye var, İran var, Amerika Birleşik Devletleri var, Türkiye var. Dedik ya orada izler birbirine karışmış durumda. Şimdi bir taraftan Astana süreci, Soçi mutabakatı süreciyle ilgili olarak açıklamalar yapılıyor. Türkiye'de Türk askerinin, Mehmetçiğin gözlem noktasının çevrelendiği bilgisi gelmişti. O askerlerin çekildiği bilgisi şimdi ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Vladimir Putin'le masaya oturup İdlib sürecini masaya yatıracaklar. İşte bunun öncesinde çok sıcak açıklamalar var efendim. Rusya'dan açıklamalar var, Suriye'den gelen yeni bilgiler var. Hani satranç masasında herkes kendi taşını, kendi piyonunu oynamaya devam ediyor. Ama bugün çok önemli bir görüşme yapılacak. Rusya'daki görüşmeler gerçekten hem sıcak hem de çok önemli. Bu bölgede atılacak adımla ilgili belki de bugün alınacak kararlar tarihe geçebilir. 5 general istifam etti. İşte bu sosyal medya az önce de ifade ettim. Herkes kafasına göre kendi kafasındaki düşüncesini çalıp oynamaya devam ediyor. 5 generalin kızgınlıkla istifa ettiği bilgisi özellikle çokça konuşuldu, çokça çalkalandı. Ama bununla ilgili Milli Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın açıklaması var. Sayının 5 olmadığı ve aslında emeklilik işlemi olduğuna dair net ifadeler var. O açıklamayı da taşıyor olacağız. Kadınlar ölmesin.
Güldane Y isimli bu hanımefendi yine şiddet mağdurlarından birisi. Ülkemizde ard arda gelen vahşet haberleri, kadına yönelik şiddet haberleri yine az önce dönüp dolaşıp bu karşılıklı olarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara geliyor ama yine ne yazık ki burada bile insanlar tartışmaya devam ediyor. Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet yokmuş. Bu kadar kadın nasıl öldürülüyor acaba diye sormadan edemiyoruz. İşte hanımefendi de diyor ki çocuklar annesiz kalmasın. Yani bu kadar temel, bu kadar güzel bir duyguyu bile tartışma konusu haline getirebiliyoruz. Neden bu hale geldik sizce? Yazın, hemen Twitter ve sosyal medya adreslerimizi arkadaşlar paylaşsınlar. Hemen altta göreceksiniz şimdi bu adreslerden Günaydın TGRT ve Instagram ve Twitter adreslerinden lütfen bize yazın. Nedenini bulalım. Bu bizi kavga ettirmek için çabalayanlara belki de mesajlarınızla siz cevap vermek istersiniz. Yazın efendim. Günaydın Türkiye'de paylaşalım. Tüm Türkiye yazdıklarınızı okusun. Evet işte bu başlıklar ve daha fazlası için Günaydın Türkiye'ye başlıyoruz. Evet, Günaydın Türkiye'nin değişmezi takip edenler bilir. Bir İstanbul manzarasıyla başlıyoruz efendim. Evet, bir tanker galiba şu anda İstanbul Boğazı'na doğru giriş yapıyor. Hatta iki tane, birisi de kuru yük gemisi, biraz yavru gibi duruyor yanında. Salacak'tan bir manzaramız var. Güzel Marmara, güzel Boğaz hattı bekleyen gemilerle. Şöyle bu sıcak gündem öncesinde size İstanbul'dan bir manzara izletirerek bu sıcak gündeme geçeceğiz ama ne yazık ki ilk haberimiz içimizi acıtan bir haber. Vatan toprağını korumak için canlarını ortaya koyan kahraman şehitler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Daha önce şehit olan Ahmet Demirci'nin annesinin son bir isteği vardı. Lagan'ın annesi, arkadaşının yanına gidiyor, selam söyle benden, hep gözlerinden. Kahraman şehide son bir görev verdi. Şehit annesi oğluna selam gönderdi. Oğlana selam söyle benden, gözlerinden öparınca. Uzman çavuş Yunus Şahin henüz 24 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe 3 harekatında şehit olan 3 kahraman askerden biriydi. Son yolculuğuna Yozgat'tan uğurlandı. Baba Nebi Şahin'in törendeki sözleri yüreklere ok gibi saplandı. 3 evladım var. 2 tanesi oğlan, 1 tanesi kız. Bu oğlumu Hak yolunda şehit verdim. Gerekirse öbür evladımı da şehit vermeye hazırım. Bu hainlerin önüne geçmek için Allah bunlara fırsat vermesin. Cenaze namazından sonra yakınları tabuta son kez dokunmak istedi. Daha önce çocukları şehit olan 4 şehit annesi de Yunus Şahin'in annesi Şaziye Şahin'e destek oldu. Onlardan biri de şehit Hakan Demirci'nin annesi Şerife Demirci'ydi. Şehidin tabutuna sarıldı, oğluma selam gönder diyerek gözyaşı döktü. Oğlana selam söyle benden, gözlerinden öparınca, annenin selamını getirdim sana diyoruz. Ben Hakan'ın annesiyim, arkadaşının yanına gidiyor, selam söyle benden, hep gözlerinden. Kahraman şehit dualarla toprağa verildi. Pençe 3 harekatında Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü. Benim kuzum ölmedi. Durdurmayın, durdurmayın. Yaşıyor benim. Uzman çavuş Üzeyir Aslan ve sözleşmeli er Oğuzhan Yılmaz'ın memleketleri gibi kaderleri de aynıydı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üzeyir Aslan'ın babası Mehmet Aslan acısını sineye çekip vatan sağ olsun dedi. Vatan sağ olsun. Ben şehit babası oldum, şehit babası. Ben ona sevmiyorum, şehit babası oldum. Anne Sultan Aslan şehit evladını asker selamıyla uğurladı. La ilahe illallah, Allah. Şehidin eşi Seher Aslan son kez tabuta sarılıp gözyaşı döktü. La ilahe illallah.
piyade sözleşmeli er Oğuzhan Yılmaz da aynı ilde sonsuzluğa uğurlandı. Acılı ailesi tabutu başında gözyaşı döktü. Ciğerim Allah'ım! Aslan gibi kardeşim! Gurur duyuyorum seninle kardeşim! Şehit Yılmaz, cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Ve İdlib'e bakacağız. İdlib'te dediğim gibi her şey birbirine karışmış durumda ama açıklamalar bitmiyor. Bugün Rusya ziyareti çok önemli. Onun öncesinde gelişmeler var. Önce onlara bakalım. Rejim güçlerinin İdlib Morek'teki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 nolu gözlem noktası çevresinden çekildiği ileri sürüldü. Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentindeki Morek'te bulunan 9 nolu gözlem noktası çevresinden rejim güçlerinin çekildiği iddia edildi. Rejim güçlerine destek veren Rus askeri polisleri ise bölgeye konuşlanarak üsse giden yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Rus askerlerinin Türk askeri üssüne giden yola Rusya bayrağı diktiği ileri sürüldü. Rus ve Suriye rejim güçleri askerleri İdlib'in güneyindeki Morek'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kontrol noktasını çevrelediği ileri sürülmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu iddiaları yalanlamıştı. Rus ve Suriye askerleri kontrol noktası önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak propaganda yapmışlardı. Her şey propagandaya bağlı ve satranç tahtası üzerinde herkes kendi hamlesini yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var sırada, ona bakacağız. Sergey Lavrov, Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki eylemlerini değerlendirdi. Türkiye ile olan yapılmış olan hiçbir anlaşmanın ihlal edilmediğini söyledi. Rusya destekli rejim güçleri Han Şeyhun'a saldırılarını artırdı. Önce Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ardından Kremlin'den peş peşe Türkiye açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki eylemlerinin Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi. Lavrov ayrıca Türkiye'ye İdlib'te ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti. Bir açıklama da Kremlin'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki endişelerini anladıklarını, ancak İdlib'te militanların saldırılarındaki artışında endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada Putin Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor, ancak artan militan saldırıları nedeniyle de kaygılı denildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Putin ve Erdoğan'ın MAX 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında görüşeceğini, görüşmede Su-35 uçaklarının gündeme geleceğini belirtti. Yüksek Askeri Şura kararının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 5 generalin istifa ettiği iddia edildi. O iddialara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cevap verdi. Akar, 2 generalin emekliye ayrıldığını açıkladı. 1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 generalin istifa ettiği iddia edildi. İstifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görev yapan komutanlar olduğu vurgulanırken, İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının bu isimler arasında olduğu öne sürüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar o iddialara cevap verdi. 2 generalin istifa dilekçesi bize ulaştı ve bu dilekçeleri onayladık diyen Akar, emeklilik Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının doğal bir hakkıdır dedi. Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Doğal bir durum bu. Şu ana kadar da bize intikal eden 2 arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Erzincan'a gitti. Birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 3. Ordu Komutanlığı'nda devir teslim törenine katılan Akar, S-400 teslimatının 2. aşamasının 27 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. 1. batarya geldi, 2. bataryanın temini içinde 27 Ağustos'tan itibaren intikaller başlayacak. S-400 teslimatı ilk olarak 12 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştı ve 30 Rus kargo uçağının katılımıyla ilk aşama tamamlanmıştı.
Erkan Akar, Amerika ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili de konuştu. Bölgede Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının uçtuğunu ve Amerika ile birlikte ortak helikopter uçuşlarının başladığını hatırlattı. Akar kısa süre sonra müşterek devriyelerin de başlayacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde, bugün yarın da Türk helikopteriyle benzeri bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da başlangıçta mutabık kaldığımız üzere orada müşterek devreler başlayacak. Türk-Amerikan askeri unsurları tarafından devreler başlayacak. Bu devreler için de çalışmalar sürüyor. O da yakın bir zamanda gerçekleşecek. Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek gecikme olursa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin B ve C planları var dedi. Amerikalılar tarafından rapor edilen oradaki tahkimatı bir kısmının tahrip edildiğine dair bilgi aldık. Bunların teyidi için ve devamı için de sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmeye tahammülümüz yok. Gecikmeye tahammülümüz yok arkadaşlar. Kötü bir haberimiz var. Doların yükselmesiyle birlikte akaryakıta zam bilgisi. Efendim, enerji, petrol, gaz ikmal istasyonları işveren sendikasından alınan bilgidir. Motorinin litresine 11 kuruş zam geldi. Gece yarısından geçerli bu zamlar benzinin litresine 16 kuruş olarak yansıdı. LPG'ye de 5 kuruşluk zam gelmiş durumda. Hemen fiyatları vermek istiyorum. Ankara'da ortalama 6 lira 26 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 6 lira 37 kuruşa, benzinin 6 lira 67 kuruştan satılan fiyatı 6 lira 83 kuruşa, otogazın, LPG otogazın fiyatı da İstanbul'da 3 lira 36 kuruştan 3 lira 41 kuruşa yükselmiş durumda. Dolardaki yükseliş var ve benzinin dünya piyasasındaki yükselişiyle birlikte akaryakıta Türkiye'de de zam gelmiş durumda. 11 kuruş motorin, 16 kuruş benzin ve 5 kuruş da LPG'ye zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli zamlar. Manşetlerle devam ediyoruz. Dün Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Türkiye'nin, Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan o savaşın, o muharebenin yıl dönümüydü efendim. Aynı zamanda biliyorsunuz ki büyük taarruzun başladığı gün Afyon'dan bu törenleri de aktarmıştık. Bununla ilgili sürprizlerimiz de olacak program içerisinde. 26'sında başladı. Biliyorsunuz 30 Ağustos'ta Zafer Bayramımız var ama 9 Eylül'e kadar devam eden bir süreç bu. İzmir'in tamamen alınmasıyla biten bir süreçten bahsediyoruz. İşte 26 Ağustos, bugün 27'si. Birlikler bugün Afyonkarahisar'a girdi. Hayırlı olsun. Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü efendim. Bugün Kurtuluş Savaşımızın bu en güzel, en önemli muharebesi, büyük taarruzdan bahsediyoruz. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile başlayan ve İzmir'de noktalanan bu süreci adım adım takip edeceğiz ve size çok güzel anekdotlar paylaşacağız sizlerle birlikte ve Afyonkarahisarlıların da bu güzel gününü kutlamış olalım bir kez daha. Türkiye Gazetesi Malazgirt manşetiyle çıkıyor. Hemen manşetlerinin dilini aktarmaya çalışalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada konuşması vardı. Erdoğan yakında Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Malazgirt mesajı şeklinde Türkiye Gazetesi manşet haberini bugün oluşturmuş. Cumhurbaşkanı Malazgirt zaferinin yıl dönümünde güvenli bölge için isteğimiz dışında bir yola zorlanırsak kendi planımızı hayata geçiririz. Hava unsurlarımız orada ve zaferlerle taşlandıracağız başlıklarını da burada okumak mümkün efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer oyalama söz konusu olursa kısa süre içerisinde bu operasyonu biliyorsunuz Suriye'de barış koridoru için yapılan anlaşmadan bahsediyor. Gerekirse kendi planımızı devreye sokarız açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İkinci S-400 bugün geliyor. Sayın Hulusi Akar'ın açıklaması, Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı'nı denetleyen Milli Savunma Bakanı Akar, ülkemizin menfaatlerini kararlılıkla savunacaklarını söyledi ve bunun şakası yok. Bugün, gün bugün, an bu an dedi ve S-400'lerin 2. bataryasının da gelmeye başlayacağını ifade etti bu açıklamada Türkiye Gazetesi'nde. Ve kadına yönelik şiddet, günlerdir, haftalardır, aylardır, hatta açıkçası yıllardır tartıştığımız
bu konuda artık herkesin sinirleri gergin. Çünkü üst üste yaşanan acı olaylar insanların sinirlenmesine neden oluyor. Açıklamalarda da insanları birbirine düşürmek isteyenler gerçekten var. Bunu kabul etmek lazım. Hem medya dünyasında hem sosyal medyada özellikle. Sosyal medya üzerinden insanları kışkırtan, yani açıklamalara bakarsanız sanki bir kadın cinayetinden daha çok bizim bir kavga etmemizi gerektirecek bir şey var zannedersiniz. Ama aslında ortada kadına yönelik bir şiddet söz konusu. Din cahili, dindar suçluyor diyor Türkiye Gazetesi. Hem bilgisizler hem de küstah. Kadın cinayetlerinden İslamiyet'i sorumlu tutanlara uzmanlar cevap verdi. Din düşmanı cahiller. Şu değerlendirme önemli. Bunlar dini bilmiyorların altında cinayet işleyen zaten dindar değildir. Aslında bu noktada hemen hemen herkesin işte bu cümle üzerinde uzlaşabileceği kanaatindeyim. Ama ne yazık ki dediğim gibi insanların barışmasını istemeyenler, kavga etmesinden hoşlanan bir güruh, hoşlanmak da değil de buradan kâr elde edenler diyelim, bu kavganın devam etmesini istiyorlar. Kadınlar öldürülüyor. Hani bunu artık bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı mı var? Hani elbette ki sosyolojik değerleri olabilir, psikolojik durumları olabilir, ekonomik sonuçları olabilir ama sonuçta kadınlar öldürülüyor bu memlekette ve buna önlem almak zorundayız. Tutup da erkeklerin düşüncelerine bırakamayız yani bu durumu. Yani mutlaka devletin önlem alması lazım. Kadınların kendi çocuklarını, erkek çocuklarını belki de buna uygun yetiştirmeleri de önemli. Herkesin bir rol modeli var. İşte çocuk da neyi görürse sonuçta onu uygulamaya çalışıyor ama örnekler bitmek bilmiyor sayın seyirciler. Buna dikkat etmek zorundayız. Hürriyet'te devam edelim. Hürriyet'te şimdi 2 hafta içerisinde okullar açılacak. Kayıtlarla ilgili tartışmalar var. Aynı zamanda özel okullarla ilgili de bir tartışma yaşanıyor. Okul açana teminat şartı. Milli Eğitim Bakanlığı gündeme gelen bazı özel okullarda yaşanan sıkıntıyı önlemek için sahiplerinden teminat isteyecek diyor haberde. Kapattık diyemeyecekler en azından. Biliyorsunuz bir anda kayıtlar yapılıp para verildikten sonra tam okul başlarken kapattık kardeşim cümlesiyle karşılaşan bir velinin psikolojisini gerçekten anlamak çok da zor değil. Öğrenci için de bu büyük bir sıkıntı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğer bir özel okul sistemi varsa bunu da veli adına ve öğrenci adına garanti hale getirmesi şart. İşte bunun için de bir teminat ifadesi ortaya konuyor. Ve İstanbul'daki kayıtlarla ilgili çok önemli bir başlık var efendim. Zorunlu kayıt parası alındığı iddiasını araştıran İstanbul Valiliği 55 müdür için okul müdüründen bahsediyoruz. İnceleme başlattı. 3 idarecinin görevden alınmasını, 4'ünün de disiplin cezası verilmesini önerdi. 48 dosya ise hala inceleniyormuş. Vermeyin. Vermeyin ama aslında velinin de burada haklı olduğu taraflar var. Şimdi baktığınız zaman okulların kalitesi aynı olsa kim servis parasını verip de çocuğunu bilmem neredeki okula göndermek istesin? Hani bu hem çocuğa eziyet hem cebimdeki paradan olma karşılığında bunun hiçbir anlamı yok. Yani veli durduk yerde ne çocuğuna eziyet etmek ister ne de o okula para vermek ister ne de o servise para vermek ister. Evinin önündeki okula göndermek ister ama ne yazık ki okullar arasında ciddi uçurumlar olduğu ifade ediliyor ve bu da mecburen veliyi bu tip ödemeler yapmak zorunda bırakıyor ama bunların hukuksuz olduğunu bir kez daha dile getirelim bu haberle birlikte. Karadan gireceğiz açıklaması var. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması Hürriyet gazetesinde de yer alıyor. Özellikle bu haberi de hemen hemen her gazetede görmek mümkün. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında büyük taarruzun 97. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da yüzlerce kişi 14 kilometrelik zafer yolunu yürüyerek Kocatepe'ye çıktı. Adım adım büyük zafer ediyor. Kurtuluş mücadelesinin son düzlüğü olan bu büyük taarruzla ilgili Afyonkarahisar serüvenini bugün anlatmaya çalışacağız. Bir ustanın dilinden aktarıyor olacağız efendim programımız içerisinde. İzlemeye devam ederseniz bulabilirsiniz. Milliyet gazetesi.
Türkiye'yi anlıyoruz diyor Moskova. Moskova bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin İdlib endişelerini anlıyoruz. Ana gündem Suriye ve ilişkilerde bütünlük demiş. Açıklama yapan Kremlin sözcüsü Peskov, Putin Türkiye'nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi. Terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediliyor. Ülkelerimiz askeri teknik işbirliği gibi hassas alanlarda bile yakınlık, gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkilerde bütünlük içinde. Yani olumlu mesajlar geliyor Rusya'dan bugün ve özellikle bugün yapılacak görüşme öncesinde askerlerimizin çevresindeki Suriye birliklerinin çekildiği iddiasını da az önce haberlerimizde taşıdık. İşte bu görüşme öncesinde biraz Rusya açıkçası bu sulardaki bulanıklığı gidermeye çalışıyor. Bakalım görüşmelerden ne çıkacak? Evet, Dünya Gazetesi ile ilk gazete turumuzu tamamlayalım. Manşetleri aldıktan sonra detaylara bakmak için döneceğiz ama bu dün gece yaşananları biliyorsunuz Günaydın Türkiye programında aktarmıştık. Detaylı bir şekilde neden olduğunu aktarmaya çalıştık. Uzmanına bağlandık ve bunun bir bilgisayar programı vasıtasıyla yaşandığını, bunun neden olduğunu aktarmıştık. Dünya Gazetesi de diyor ki Trump yazdı, Türk lirasında flash crash çalıştı. Yani şöyle bir durum var, bilgisayar programında verdiğiniz bilgiler üzerine gelen açıklamaları da değerlendirerek bu alım satımı yaptığı ifade ediliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında artan gerilim, riskten kaçış eğilimini tetiklediği yaşanan atakla dolar, Türk lirası önce 6 lira 47 kuruşa çıktı. Daha sonra 5 lira 80 kuruştan dengelendi. Amerika ile Çin arasında ticaret savaşlarına gelinen son nokta önce yuan'ı sonra Türk lirasını vurdu. Dolar yuan karşısında son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkarken yaşanan hareket Türk lirasında da panik hareketlerini beraberinde getirdi. Sadece yarım saat içinde dolar TL 6 lira 47 kuruşa kadar fırladı. Hacimsiz Asya seansında TL'nin belli fiyat eşiklerini hızla aşmasıyla stop loss'lar çalıştı. Yani bilgisayar programları satış emri verdi ve yaşanan hareket flash crash olarak tanımlanırken Türkiye piyasalarının açılmasıyla kur yeniden 5 lira 80 kuruş civarında dengelendi. Ama yine de baktığımız zaman 5 lira 50 kuruşa kadar inmişti dolar TL paritesi ve burada yeniden 5.80'lerde bir dengelenmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde ekonomi yönetiminin atacağı atımlarla yeniden düşüş trendinde mi devam edecek yoksa buralarda mı kalmayı sürdürecek? Hep beraber takip edeceğiz ve aktarmayı sürdüreceğiz. Siyasetin gündemine bakacağız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli var sıradaki haberde. Uçak korkusu nedeniyle genellikle karayolunu tercih eden Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk kez uçağa bindi. MHP lideri Devlet Bahçeli uçak korkusunu yendi. Malazgirt törenlerinin düzenlendiği Muş'a havayoluyla gitti. Uçak korkusu nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seyahat için ilk tercihi hep karayolu oldu. Mitili atmak için İstanbul'a giderken de, Türkiye'nin en uzak noktalarına seyahat ederken de araçla yolculuk etmeyi tercih etti. Bahçeli bu kez uçak korkusunu yendi. Malazgirt Zaferi'nin 498. yıl dönümü kutlamaları için Muş'a gitti. MHP lideri bu kez karayolunu değil havayolunu tercih etti. 4 yıl sonra ilk kez uçağa bindi. MHP lideri Bahçeli son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu'nun düzenlediği etkinliğe katılmak için uçağa binmişti. Hayırlı olsun diyelim. Kadına yönelik şiddet siyasetin de gündeminde olmaya devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener eski kocası tarafından öldürülen ve ölmek istemiyorum çığlıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut'un ailesine taziyelerini iletmek için Kırıkkale'ye gitti. Akşener kadına şiddet konusunda idam cezası teklifinin gelmesi durumunda destekleyeceklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı. Onlar hazırlayacak.
Ben de imzalayacağım. Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesi idam istiyoruz dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisine talimat verirse ben de imzalarım dedi. Akşener, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti. Akşener, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rahmetli Emine kardeşim gibi şiddet gören, öldürülen, dayak yiyen kadınlarımızın da gündeme gelmesini sağlama amaçlı bir ziyaret. Akşener, sözü acılı ailenin idam talebine getirdi. İdam gelirse destekleyeceğim dedi. Özellikle annesi ve babası bu tür konularla ilgili idam cezasının getirilmesini istediklerini söylediler. Bununla ilgili de konuşacağız tabii meclisteki grup olan siyasi partilerle. Geride bir 10 yaşında kızımız var. Hem bu olayı unutturmamamız lazım. Onlar hazırlayacak. Ben de imzalayacağım. Bugün kadına şiddete dur diyebilmek için bir araya gelenler var. Biliyorsunuz tüketici haklarıyla ünlenen Sayın Aydın Ağoğlu'ndan bir mesaj aldım. Bugün saat 11.30'da yine İstanbul'da bir kadına yönelik şiddet bilgisi var efendim. 6 yaşındaki kızının gözü önünde bir erkek tarafından kafasından tabanca ile vurulan ve Ağustos başından beri komada yaşam mücadelesi veren henüz 30 yaşındaki Tuğba Anak yerine haykırıyoruz. Kadın erkeğin mülkü değildir. Tabancanız demiş devam ediyor mesaj ama bugün saat 11.30'da burada özel bir hastanede o hanımefendinin tedavi gördüğü özel hastanenin önünde bir basın açıklaması yapılacak. Biz de kadına yönelik şiddete karşı çıkan herkesin arkasında olmaya devam edeceğiz efendim. Emine Bulut cinayetinin ardından özellikle şiddete özendiren dizilere karşı tepkiler büyüyor. O tepkilere RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin de katıldı. Şahin yeni sezondaki dizilerde özellikle kadına şiddet öğelerinin azaltılması için yapımcılarla görüşeceklerini dile getirdi. Emine Bulut eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde katledildi. Bu cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Hunhar cinayet bir kez daha kadına şiddet ve şiddeti özendiren dizileri de tartışma konusu haline getirdi. Baba ne ***'tin de? Kocan seni düğün günü sabahı bu gelinlikle sokağa attı ha? Dizilerde şiddetin övülmesi, özendirilmesi ve meşrulaştırılması seyircilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı radyo televizyon üst kuruluna dizileri hedef alan şikayetlerde bulundu. Öyle mi? Sen beni gibi bırakamazsın. Anladın mı? Ortaya çıkan durum hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem de RTÜK'ün tepkisine neden oldu. RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin, Eylül ayının ilk haftasında dizi ve film yapımcılarıyla bir araya geleceklerini açıkladı. Toplantıya Bakan Mehmet Nuri Ersoy başkanlık edecek. Eylül'de dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelerek şiddet ve istismar konuları başta olmak üzere tespit ettiğimiz aksaklıkları istişare edeceğiz. Amacımız filmlerde milli ve manevi hassasiyetleri göz ardı etmemelerini sağlamak ve reyting uğruna toplum sağlığını olumsuz etkilemelerini önlemektir. Zaman zaman kendilerine sansürcü haftası yapıştırıldığını hatırlatan Şahin, bazen de ceza kesmiyorlar diye eleştirildiklerini dile getirdi. RTÜK Başkanı sadece son bir yılda kadına yönelik baskı, şiddet ve istismarı teşvik eden yayınlara 5 defa durdurma ve 1 milyon 800 bin lira civarında para cezası verildiğini belirtti. Sevmek ne lan ha? Sevmek ne? Sevmek ne lan ha? Sevmek ne? Sana sevip sevmediğini soran oldu mu? Kadına şiddet yok diyenler
bu haberi de bir kez daha izlesinler efendim. Güldane Yeğen'den bahsedeceğiz. Gaziantep'te doğum yaptığı gün silahla yaralandı. Uzun süredir komadaydı. Uyandı, bebeğini kucağına aldı ve dedi ki anneler ölmesin, çocuklar annesiz kalmasın. Kadınlarımız ölmesin, çocuklarımız annesiz kalmasın. İşte benim anladım. Umut'unu, oğlunu nihayet kucağına aldı. Doya doya öptü, kokladı. Kadına yönelik şiddetle evladı henüz karnındayken tanışmıştı. Doğum yaptığı günse yedi yerinden bıçaklandı. Evlatları için verdiği mücadeleyi kazandı. Ayakta durmaya çalışıyorum. İki tane bebeğim daha evde yani. Gaziantep'te yaşayan Güldane Y, hamileyken eşi Ahmet Y'den şiddet görünce boşanma davası açtı. İki evladını da alıp annesinin yanına taşındı. Ancak doğum yaptığı gün hastaneye gelen eşi Ahmet Y'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Neden bıçaklandınız eşini? Evine dönmezsen, benden boşanırsan seni ben öldürürüm. Senin cezanı kimseye bırakmam dedi. Tutmasaydım öldürecekti. Ben tutmama rağmen o kargaşa anında kardeşimin başından en az 6-7 yerinden yaralandı. Yanağını parçaladı ve yanağını parçalamasıyla beraber azı dişlerine düştü. 4 tane dişini kaybetti kız kardeşim. 28 yaşındaki Güldane yaşam savaşını kazandı. 4 gün sonra evladını kucağına aldı. Umut adını verdiği evladına umutla sarıldı. Ve bana bir şey olsaydı bebeğim şu an annesiz kalacaktı. Anne sütünden mahrum kalacaktı. Güldane Y neredeyse evlatlarını annesiz bırakacak olan eşinin hak ettiği cezayı almasını istedi. En ağır cezalarla yargılanmasını istiyoruz. Güldane haykırışlarıyla tüm kadınların sesi oldu. En hafif cezaları vermeyin. Kadınlarımız ölmesin, çocuklarımız annesiz kalmasın. Eşini hastanede bıçaklayan Ahmet Y kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Görüyorsunuz, aldığı onca bıçak darbesine, ölümün kıyısından dönmesine rağmen verdiği mesajlarla hala örnek olmaya çalışıyor. Şimdi kadına şiddet yok. Tamam, bravo size. Kadına şiddeti görmeyelim. Böylece ne olacak? Bunca cinayeti ne yapacağız? İşte bakın, bir aslında burada bu sefer erkek yaralanmış ama aslında yine kadına şiddet haberi. İstanbul'da bir kadın iddiaya göre kocasından şiddet görüyordu. Daha fazlası da vardı bu kez. Bir kez daha kocasının saldırısına uğrayan genç kadın bu kez kendini korumak isterken kocasını öldürdü. Neden kocanızı öldürdünüz? Ben onu öldürmek istemedim. Kendimi savundum. O beni öldürecekti. Savunmak isterken mi öldü? Yine kocasının saldırısına uğradı. Çaresizdi. Kendini savunmaya çalıştı. Çıkan arbede de kocasını öldürdü. İki kolunda polis sağlayarak adliyeye girdi. Hülya Ören, Kadir Ören'le evliydi. İstanbul Güngören'de oturuyorlardı. İddiaya göre kocasından şiddet görüyordu. Dahası istismara da maruz kalıyordu. Genç kadın daha fazla dayanamadı, boşanmak istedi. Ancak olmadı, tehditlerden korktu. O işkencelerle yaşamaya devam etti. Kadir Ören, iddiaya göre pazar günü yine Hülya Ören'e şiddet uyguladı. Genç kadın bıçağı aldı. İddiaya göre amacı sadece korkutmaktı. Ancak öyle olmadı. Kocasını bıçakladı, öldürdü. Kocanızı neden bıçakladınız? Ekipler geldi, kadını gözaltına aldı. Sorgudan sonra da adliyeye sevk etti. Neden kocanızı öldürdünüz? Ben onu öldürmek istemedim. Kendimi savundum. O beni öldürecekti. Savunmak isterken mi öldü? Kocasını öldüren Hülya Ören tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Şiddetin her türlüsüne hayır demeye devam edelim. Ülkemizde yaşanan toplumsal sorunların ve kadın cinayetlerinin en büyük sebebi diziler mi? Öze Yarat bugün o sorunun cevabını sokakta aradı. Habere İranlı avukat Mahsa Muhammedi ile başlayalım. Türk dizileri çok seviyorum. O diziler bizim yaşantımızı ne kadar etkiliyor ona bakacağız. Üsküdar Meydanı'nda karşımıza kibar Kıvanç Çulum çifti çıktı. Fransa'dan gelmişler, gurbetçi gözüyle onlar anlattı dizileri. İnsanlar kendi adaletini sağlıyormuş gibi dizilerde. Şiddet ve çocuk, daha çok kadın ve çocuğa yönelik şiddetler ağırlıklı. Evet, çok şiddet var açıkçası dizilerde. Maalesef
Yani niye böyle oluyor ben de bilmiyorum ama. Kızınız size koşa koşa geliyor. Evet, bir de dizi izletecek misin? Yok. Aile dizileri çoğalmadığı müddetçe Levin, yani kızımızın adı Levin, Levin dizileri izlemeyecek. Bu kez söz Vural ailesinde. Mafya dizilerinin olduğu saatlerde ekran başında herkes. Silahlar, vurdulu kırdılı filmler. Çocuklar da onu taklit ediyor. Çocuklar izledikleri diziyi ertesi gün arkadaşlarına anlatırken sanki yaşıyorlar. Ya baksana şu şunu öldürmüş falan öyle diyorlar. Böyle heyecanlı sanki işte sanki kendileri yapmış gibi davranıyorlar. Öyle. Ve bu anlatımda ne yazık ki okulda gerçekleşiyor. Bir okulun bahçesinde öyle mi? Evet. Üsküdar'dan ayrılıp Bakırköy'e Özgürlük Meydanı'na geçtik. Çocuklarınızla dizi izleyebiliyor musunuz? Hayır maalesef. Maalesef izleyemiyoruz. Özendiriyordur diye düşünüyorum dizilerdeki şiddetin. Bir de tabii eğitim kalitemizi artırmamız gerekir. İnsanları eğitmemiz gerekir ki bu şiddet azalsın. Düşünsenize yetişkin çağında bir insan, bir genç diyelim, bu dizileri izleyerek aynı şeyleri gerçek hayata da yansıtmaya çalışıyor. Konumuz şiddet. Özellikle ekrandan sokağa yansıyan şiddet. Bu kez de gençlere sormak lazım. Acaba onlar dizilerden ne kadar etkileniyorlar? Dizilerdeki şiddet onların hayatını etkiliyor mu? İnsanlar kesinlikle etkileniyor. Şiddetten, özellikle küfürden kullanıyorlar. Yaşıtlarımın, hatta benden daha küçüklerin, hatta hayvanların da başına gelen bu tür durumları gördüğümüzde yani kanım donuyor açıkçası. Ata Özmen ve Defne Öngün anlattı. Kesinlikle direkt göze çarpan şey zaten kadına şiddet, kadın cinayetleri. Mesela sansürlenmeyen küfürler bile var. Belki onlar ilgisini çekiyor insanların. Özgürlük Meydanı'nda karşımıza bir grup Şanlıurfalı kadın çıktı. Ben dizi şiddet dedim, onlar lafı ağzımdan aldı. Zaten böyle yapa yapa yapa. Her gün bir kadın kesti, bir kadın öleyim. Gösterdikçe daha çoğaldı diye aynen düşünüyorum. Hep zengin oğlan, fakir kız arkasından kaçıyor. Kimse benim arkamdan koşmadı. Ben yanarım da ona yanarım. Silahlar konuşuyor, kadına yumruklar, morlar. Hele o Karadeniz'de kadının yemediği dayak kalmadı. Biz Urfa'da o kadar dayak yememiştik vallahi. Ha, bir de ceza yok. Ha burada, ha Özgürlük Meydanı'nda sallayacaksan o adamları. Kesinlikle yeterince ceza alınmıyor. Eskiden bu kadar hani kadına şiddet kesinlikle yoktu. Son zamanlarda herkes hani çıldırmış durumda. Anam eskiden bir iki tokat yerdik. Şimdi herkesi kesip kesip indirirler. Onu yemek bile yok yok şey değil yani. Hadi neyse, çok eskiden bahsediyorum. Şimdi öldürmek, kesmek, doğramak o ne ya? Bile yok. Hep böyle doğulları şey görüyorlardı ama asla öyle doğularda öyle bir şey yok. Yapılması gereken aslında çok basit. İnsana iyi gelecek şeyleri izlemek isterim. Mesela RTÜK yabancı dizilere sansür koyacağına Türk dizilerinde kadına şiddeti kaldırabilir, daha mantıklı işler yapabilir. Öğretici şeyler hani olması lazım. Daha çok hani döveyim, kırayım. Konuştuğumuz herkesin dilinde o eski diziler vardı. Mahallenin muhtarları vardı, bizim aile vardı, süper baba vardı. Faydalı olan bir şeyler vardı, insanlar öğretici bir şeyler vardı. Vatandaş, çuvaldızı başkasının iğneyi kendine batır biraz da. Böyle bir durum da var. Talep olmasa aslında bu diziler bu kadar da vurdu kırdıyla dolu olmaz. Biz de bizimkilerle büyüyen bir nesiliz. Aslında baktığınız zaman TRT günlerinde o diziyle yıllarda büyüdük. Hiç vurdusu kırdısı yoktu. Böyle bir talep de yoktu. Talebe yönelik dizi çekimi de dizilerde bu şekilde oluşturuluyor biraz. Vurdu kırdığı izlendikçe o dizilerde artmaya, çekilmeye devam edecektir. Biraz da sizin suçunuz bu demek zorundayım açıkçası. Şimdi konuşulan fotoğraflara bakacağız efendim. G7 zirvesi Fransa'daydı. En çok sosyal medyadaydı. En çok bu eşlerin öpüşme fotoğrafları dikkat çekti. Sırada o haber var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanağına sıcak bir öpücük kondurdu. Öpüşme görenleri şaşırttı. Trump ve Brigitte Macron birbirini öperken Emmanuel Macron'un bakışları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i öpme şekli de konuşulan anlardan birisi oldu. Dünyanın en büyük ekonomilerinden 7'sinin oluşturduğu G7 zirvesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında renkli anlar yaşandı. ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump'la Kanada lideri Justin Trudeau arasındaki samimi yakınlaşmaya ise bakamadı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau G7 zirvesinde formunu koşarak korudu. Trudeau, Almanya lideri Merkel'le görüşmesinde renkli çoraplarıyla dünyanın dikkatini kendi üzerine çekti. Samsun'u vuran silin etkileri sürüyor. Terme'de sel nedeniyle 6 oyulan köprü çöktü. Göçük 2 kişiyi ve 1 aracı yuttu. Can kaybı olmaması teselliydi. Terme'yi vuran sel bitti ama etkileri sürüyor. Selin neden olduğu aşınma sonucu çöken köprü 2 kişiyi ve 1 aracı böyle yuttu. Afet sebebiyle su uymuş ırmağın kenarında bir uçuk oluştu. Samsun, hafta sonunda yaşanan selin izlerini silmeye çalışırken bu görüntülerle sarsıldı. Terme Çayı üzerindeki bir köprünün yolla olan bağlantısı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü. Köprüden geçen iki kişiyle park halindeki bir araç oyuğa düştü. Yaralılar kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı, araç düştüğü yerden çıkarıldı. Geçenki afete bağlı olarak aslında yol bölgesini kapatmıştık şeridi ama maalesef insanlarımız şeridi açmışlar, burayı trafiğe yine kullanmışlar. Sel sırasında da taşma noktasına gelen Terme Çayı'nın suları bu köprüyü alıp götürmüştü. Salı Pazarı ve Terme'deki seller çiftçiyi de vurdu. Terme'nin başlıca geçim kaynağı olan fındık da hasadın yarısı sel sularına karıştı. 30 bin ton fındıktan 15 bin tonu sele kapıldı. Yaklaşık 170 milyon civarında sadece fındıkla ilgili hasar var. Fındık ve tarım arazileriyle ilgili tahmin ediyorum yani 200-250 milyon civarında hasarımız var. Bölgede 250 konutla 400'e yakın iş yerinin de zarar gördüğü tahmin ediliyor. Çevre duyarlılığıyla bilinen Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio bir haftadan uzun süredir söndürülemeyen Amazon yangını için bağış yaptı. G7 ülkeleri de 20 milyon dolar yardım yapma kararı aldı. Dünyanın akciğerleri yanmaya devam ediyor. Çevre duyarlılığıyla bilinen ünlü aktör Leonardo DiCaprio yangınların söndürülmesi için 5 milyon dolar bağışladı. Amazon ormanları Güney Amerika'da yaklaşık 5,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Dünyanın akciğeri olarak bilinen orman günlerdir yanıyor. Sadece 24 saat içinde 800 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve kurucu ortağı olduğu Çevre Destek Örgütü, yangının durdurulması için harcanan çabalara 5 milyon dolarlık destek sağladı. DiCaprio sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Milyarder arkadaşlarından ve hayranlarından destek istedi. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülke lideri G7 zirvesinde bir araya geldi. Liderler Amazon ormanlarında devam eden yangınların söndürülmesi için Brezilya'ya 20 milyon dolar yardım yapma kararı aldı. Okay. Toplumsal olaylarda özellikle eğitimli birliklerin kullanılması şart. Burada nasıl bir uygulama yapıldı bilmiyorum ama sonuçta köylüyle bu olaylara müdahale etmesini bilmeyen askeri karşı karşıya getirmemek lazım. Bisiklet sürücüsü otomobile tutunarak gidiyordu. Bir anda olanlar oldu. Dengesini kaybeden bisikletli ölümden kıl payı kurtuldu. Bisiklet sürerken seyir halindeki otomobile tutundu. Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu uzun sürmedi. Ölüm böyle teğet geçti. Yürekleri ağızlara getiren görüntü Bursa'da kaydedildi. Bir bisikletli Bursa-İstanbul karayolunda seyir halindeydi. Araca tutundu. Çok geçmeden dengesini kaybetti, kendisini yerde buldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli diğer sürücülere de isyan ettirdi. Okullar açılırken o tartışma devam ediyor. İstanbul'da Devri Alem Eğitim Kolejleri Halkalı ve Kurtköy'deki okullarına kilit vurdu. Yüzlerce öğrenci mağdur, velilerse ödedikleri paraları geri istiyor. Söylentiler çıkmıştı, okul boşaltılacak işte, gideceğiz vesaire diye. Hiç ihtimal bile vermediler, ancak acı gerçekle yüz yüze geldiler. Çocukları okulsuz kaldı, ödedikleri paralarsa boşa gitti. Anlaştığımız rakamın yarısından çoğunu ödemiştik. 16 bin lira ödedim. 8-9 bin lira civarında bir para içeride kalan. Okul kasada para yok diyor, sıfır diyor. Biz size ödeme yapamayacağız diyorlar. Yüzlerce anne ve baba evlatlarını Devri Alem Eğitim Kolejleri'nin Kurtköy ve Halkalı'daki okullarına kaydettirdi. Şubat ayında erken ödeme vaadiyle iki çocuğumu kaydettirdim. İkisine toplam 35 bin lira para verdim. Bir süre sonra okulla ilgili dedikodular çıkmaya başladı. Kapandı, kapanacak diye ve bu dedikodular da bazı velilerin kulağına gelince işte o veliler de soluğu okulda aldı. Birkaç defa geldik okula, sorduk hani bir problem var mı diye. Yok, hayır, biz buradayız, devam ediyoruz, her şey yolunda dediler. Onlar da güvendi, ancak Milli Eğitim Bakanlığı okulların ruhsatını usulsüz para aldıkları gerekçesiyle iptal etti. Veliler acı gerçeği telefonda öğrendi. Aradı burası, dedi ki siz bizim yerleştirmemizi kabul ediyor musunuz dedi. Ben ne yerleştirmesi dedim, nereye okul zaten biz kaydolduk dedim. Dedi ki biz kapandık. Sonradan bir öğrendiler ki okulların iddiaya göre yoldan geçene bile borcu varmış. Okulun tabiri yerindeyse uçan kuşa borcu var. Doğalgaz ödenmemiş, öğretmenlerin maaşı ödenmemiş, mülk sahibine kirası ödenmemiş, elektrik borcu var. Kolejin birçok yerde şubesi var. Kurtköy ve Halkalı'daki şubeleri ise kapatıldı. Halkalı'daki okul binasının mülk sahibi ise veliler geldiği zaman görsünler diye kolejin bu binayla ilgisi kalmamıştır diye hemen okulun girişine yazı astı. Yüzlerce öğrenci derslerin başlamasına sayılı günler kala okulsuz, kara kara çocuklarını nereye yazdıracaklarını düşünen aileler bir taraftan da kaptırdıkları paraların peşindeler. Paramın ne zaman ödeneceğine dair bilgi bekliyorum. Ödediğimiz paraları geri alamayacağımızı düşünüyoruz. Ki okulun bu kadar çok borcu varken bize ne zaman sıra gelir onu da bilmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı da okulla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. İncelemeler devam ederken Devri Alem Eğitim Kolejleri Genel Müdürü Fatih Yılmaz'dan açıklama geldi. Her iki şubenin de bina sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıktan dolayı kapandığını söyledi. Halkalı'da mülk sahibiyle yeni kira sözleşmesinde bir anlaşmaya varılamadı. Ve okul 1 Ağustos itibariyle bina sahibi tarafından bir pankart asılarak Devri Alem'in bu okulla ilişkisi kalmamıştır şeklinde öğrencileri bölgedeki başka okullara tahliyesiyle ilgili süreç başlattık. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses sık sık dile getirir bu Şanlıurfa'da dünyaya geldiği ifade edilen o mağara. O mağaranın müze olması gündemde. Sene 1951. Bu mağarada dünyaya geldi. Türk Halk Müziği'nin imparatoru oldu İbrahim Tatlıses'in doğduğu o mağara müzeye dönüyor. İbrahim Tatlıses hangi, nerede doğmuş? Urfa'da doğmuş tamam da nerede doğmuş? Mağara çok önemli çünkü. Yani o doğduğu mağarayı görsün insanlar. Tatlıses memleketi Şanlıurfa'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Doğduğu mağaranın müze olacağı müjdesini de orada verdi. Mağarada doğduğum için iftar ediyorum. Anam ben orada doğdum çünkü anamın altında da türlü yoktu, evi yoktu. İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü hatırlattı. Memleketine bir de otel yapacağını müjdeledi. Uçak seferlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Uçak seferleriyle ilgili şikayetim var. Ben kendi Urfa'ma Antep'ten geldim.
Urfa uçağı bulamadım. İnşaatlarda çalışırken keşfedilmiş, ünü önce Türkiye'ye sonra da başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaşmıştı. 8 yıl önce silahlı saldırı sonucu başından vurulmuş, ölümden dönmüştü. Tatlıses her şeyin insanlar için olduğunu vurguladı. Bakın bir aileden geldik. Ama Allah Cenab-ı Hak yürü yapalım dedi. 3 tane teknem var. 3 tane villam vardı. Bunlar güzeldi. 2 tane uçağım vardı. Bunlar güzeldi. Bu da güzel. Allah'tan gelmiş bu da. Buna da şükür. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Şanlıurfalıların tatlı sesle gurur duyduğunu söyledi. Bu kadar meşhur bir insan nerede doğmuş? Zaman zaman diyordu ki ben mağarada doğmuşum. Mağara. İnsanlar inanmıyordu. İmkansızlıklar içindeyim, kaderine küsüyüm demek yok. İşte bunun örneği burada. Kaderine küsmemiş, mücadele etmiş, gayret etmiş ve bugün ona imparator diyor. Haliliye Belediyesi'nin girişimleriyle kurulacak müzenin bir yıl içinde hizmete girmesi hedefleniyor. Şimdi kısa bir ara zamanı. Saat 7.45'i gösteriyor. Günaydın Türkiye'ye. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Zafer günlerindeyiz. 26 Ağustos dün iki zaferin birden müjdesini vermiştik biliyorsunuz. 1071'de Malazgirt'te yaşanan o mücadelenin ardından Anadolu coğrafyası Türklere sonuna kadar kapısını açmıştı. Ve kurtuluş mücadelemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. 26 Ağustos'ta Afyon'da başlayan, Kocatepe'den başlayan o zafer yürüyüşü, işte o zafer yürüyüşünün ikinci günündeyiz. Bugün 27 Ağustos, Afyonkarahisar'ın, birliklerin Afyonkarahisar'a girdiği gün. İlerleyiş devam ediyor İzmir istikametinde. Bu serüveni sizlerle gün gün anekdotlarla paylaşmak, aktarmak istiyoruz efendim. Biz birlik zafer günü diyoruz, 26 Ağustos diyoruz. Üçüncü bir zafer daha varmış bu arada. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın paylaşımından biz de biraz daha orayı fark ettik. Mohaç'ın da aslında orada yaşanan da 26 Ağustos gününe tekabül ediyormuş. Türklerin aslında 26 Ağustos tarihi burada birleşiyor. Bir kader noktası gibi. Biz birleşiyor diyoruz ama sosyal medya ayırmak için elinden geleni yapıyor. Şimdi ben gece geliyorum, daha doğrusu akşamdan itibaren bakıyorum efendim sosyal medyada da ne konuşuluyor. Şimdi yerel basını çıkartıyoruz, işte ulusal basın manşetlerini aktarmak için gazetelerimiz burada. Bir de vatandaş sosyal medyada ne konuşuyor diye bakıyoruz ki onu da sizin ne konuştuğunuzu, ne düşündüğünüzü aktarmak istiyoruz. Ama biz daha çok, yani ben bu gece daha çok trollerle karşılaştım. Sürekli yalan haber, yanlış yorum, karşılıklı insanları birbirine düşürebilmek için inanın ceplerine giren birkaç bin lira için yapıyorlar bu işi. Ama siz onların verdiği bu bilgiler üzerinden lütfen birbirinizle kavga etmeyiniz efendim. Zafer ayındayız. Afyonkarahisar hayırlı olsun. Çok güzel bir hikaye anlatacağız Afyonkarahisar'la ilgili bu saat dilimimizde eğer izlerseniz. Manşetlerimizle başlayalım yeni saat dilimimize. Zafer ayımız ama ne yazık ki şehitler vermeye de devam ediyoruz. Pençe şehitlerine veda haberimiz var. Memleketlerinden son yolculuklarını uğurlandılar. Yine gözyaşları ve tekbirlerle vatan toprağını korumak için vatan toprağına sonsuzluğa emanet ettik şehitlerimizi. Ama Mehmetçik bölgede operasyonlarına devam ediyor. Kara birlikleri girecek. Açıklaması, oyalanmaya geçit yok diyor Cumhurbaşkanı. Eğer oyalanma taktiğinin işlediğini fark edersek kendi operasyonumuzu kendimiz yapacak konumdayız. Hazırlıklarımız bu istikamette. Bugün Cumhurbaşkanı Rusya yolcusu Vladimir Putin'le İdlib konusunu masaya yatıracaklar. Telefon görüşmesinin ardından yüz yüze görüşme de kararı verilmişti biliyorsunuz. Orada da İlginç olaylar yaşanıyor. Özellikle İdlib çevresinde. Bizim gözlem noktamızda biliyorsunuz Suriye, Rusya destekli Suriye birlikleri geldi. Bizim konvoyumuzu vurdu. Yani Mehmetçiğe bir şey olmadı şükürler olsun ama konvoy vuruldu ve burada hala bu kilit çözülebilmiş değil. Ne olacak? İşte bu kilidin çözülmesi için bugün Rusya'daki görüşme çok önemli. Detaylarını Ankara'ya da soracağız. Kayıt parası alanlara ceza. İstanbul Valiliği
yıllardır hiç değişmeyen hikaye. Yani şimdi aslında iki taraflı bir suç dengesi var burada. Vatandaş evinin önündeki okulu beğenmiyor, iyi okulu duyuyor, öğretmenleri de iyi diyor. Ve veli öğrencisini, çocuğunu o okula kaydettirmek istiyor ama kendi mahallesinde değil. Orada da kayıt sistemi devreye girdiği için bunu nasıl çözüyor? Oraya işte yardım, bağış vesaire adı altında 10 bin liranın, 15 bin liraların istendiği ifade ediliyor İstanbul'da. Özel okul parası gibi yani baktığınız zaman. Ya bir kere veriyorum diye belki veli düşünüyor olabilir ama sistemin bu tarafı var. Bir de tabii evinin önündeki okula neden göndermiyor? Çünkü evinin önündeki okulun o kadar yeterli olmadığını düşünüyor. Yoksa aslında veliler de yani deli değil. Yani evinin önünde okul gerçekten çocuğu için yeterli olduğunu düşünse bu parayı verip hem de o servise bindirip sabahın köründe çocuğunu işte 8 yaşında 10 yaşında çocuğunu sabahın kör vaktinde o servise koyup başka bir yere göndermez. İşte burada yapılması gereken o ama işte zorlayanlar da var. İddia bu yönde ve bununla ilgili de İstanbul Valiliğinden soruşturma geldi. 3 müdürün görevlinin görevinden alındığı ifade ediliyor. Soruşturma devam ediyor. Ayrıntılarını da haberimizde bulabilirsiniz efendim. Ankara depremi korkuttu. Ankara'da da mı deprem tehlikesi varmış diye bir oturduk düşündük. Biz İstanbul, Ege tartışıp duruyoruz ama Ankara'da son 1-2 haftadır aslında Afyon'da o bölgede yaşanan o depremin ardından Anadolu'nun değişik yerlerinde ard arda depremler yaşandı. Uzmanından biz canlı yayında bunun olacağını size aktarmıştık olabileceğini ki yaşanıyor. Ankara'da şiddeti büyüklüğü fazla değil. 3,5 civarında bir büyüklük var ama uyarı var. Bunlar haberci olabilir, depremin habercisi olabilir diye o uyarıyı uzmanından dinleyeceğiz. TGRT Ankara ekipleri gitti, uzmanlarıyla bu konunun detaylarını konuştu. Manşetleri bakmayı sürdüreceğiz, yerel basına bakacağız, sizin yazdıklarınız, mesajlarınızı aktaracağız ve zafer yürüyüşüne bakacağız bu saat dilimimizde. Bunları yapabilmek için de Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz efendim. Şehitlerimiz her zaman olduğu gibi yine ilk haber olarak gündemimizde efendim. Vatan toprağını korumak için canlarını ortaya koyan kahraman şehitler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Daha önce şehit olan Ahmet Demirci'nin annesinin son bir isteği vardı şehitler. Ben Hakan'ın annesiyim. Arkadaşımın yanına gidiyor. Selam söyle benden. Hep gözlerinden. Kahraman şehide son bir görev verdi. Şehit annesi oğluna selam gönderdi. Oğlana selam söyle benden. Gözlerinden hep varınca. Uzman çavuş Yunus Şahin henüz 24 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe 3 harekatında şehit olan 3 kahraman askerden biriydi. Son yolculuğuna Yozgat'tan uğurlandı. Baba Nebi Şahin'in törendeki sözleri yüreklere ok gibi saplandı. 3 evladım var. 2 tanesi oğlan, 1 tanesi kız. Bu oğlumu hak yolunda şehit verdim. Gerekirse öbür evladımı da şehit vermeye hazırım. Bu hainlerin önüne geçmek için Allah bunlara fırsat vermesin. Cenaze namazından sonra yakınları tabuta son kez dokunmak istedi. Daha önce çocukları şehit olan 4 şehit annesi de Yunus Şahin'in annesi Şaziye Şahin'e destek oldu. Onlardan biri de şehit Hakan Demirci'nin annesi Şerife Demirci'ydi. Şehidin tabutuna sarıldı, oğluma selam gönder diyerek gözyaşı döktü. Oğlana selam söyle benden, gözlerinden hep varınca, anneyi selamını getirdim sana diyoruz. Ben Hakan'ın annesiyim, arkadaşının yanına gidiyor, selam söyle benden, hep gözlerinden. Kahraman şehit dualarla toprağa verildi. Pençe 3 harekatında Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü. Benim kuzum ölmedi. Hayır, durdurmayın. Yaşıyor benim. Uzman çavuş Üzeyir Aslan ve sözleşmeli er Oğuzhan Yılmaz'ın memleketleri gibi kaderleri de aynıydı. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ekber. Üzeyir Aslan'ın babası Mehmet Aslan acısını sineye çekip vatan sağ olsun dedi. Vatan sağ olsun. Ben şehit babası oldum, şehit babası. Ben ona sevmiyorum, şehit babası oldum. Anne Sultan Aslan şehit evladını asker selamıyla uğurladı. İlahe illallah, Allah. Şehidin eşi Seher Aslan son kez tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Piyade sözleşmeli er Oğuzhan Yılmaz da aynı ilde sonsuzluğa uğurlandı. Acılı ailesi tabutu başında gözyaşı döktü. Ciğerim Allah'ım! Aslan gibi kardeşim! Gurur duyuyorum seninle kardeşim! Şehit Yılmaz, cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik, Pençe Harekatları kapsamında bölgeyi karış karış terör örgütünden temizliyor. Pençe 3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha öldürüldü. Pençe 3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplamda öldürülen terörist sayısı 22 oldu. Türkiye hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terörle mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristler bölgeden temizleniyor. Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 harekatlarıyla teröristler kıskaca alınıyor, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. İnsansız hava araçları ve savaş uçakları havadan, Mehmetçik karadan teröristlerin üzerine gidiyor, PKK'lı teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Son olarak 25 Ağustos tarihinde Pençe 3 harekatı kapsamında 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonlarda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece öldürülen terörist sayısı 22'ye yükseldi. Öte yandan Pençe harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesine hava harekatı düzenlendi. Buradaki operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere ait mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu. Esad güçlerine ait savaş uçakları İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. 6 sivil daha öldü, 12 sivil de yaralandı. Rusya destekli Esad güçleri İdlib'i vurmaya devam ediyor. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Bestaka, Mırat, Harma ve İhsem köylerini bombaladı. Saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri cesetleri enkaz altından çıkararak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Rus savaş uçakları dün İdlib kırsalındaki Talmanas kasabasına düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Ateşkese rağmen Suriye'deki İdlib kentine bağlı kasabalar ve köylere sıklıkla hava saldırısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Fırat'ın doğusuyla ilgili gelişmeler vardı. Erdoğan, çok yakında kara birliklerimizin bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz dedi. Kardeşlerim, şu anda SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Fırat'ın doğusuna yönelik bir mesajdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemel operasyonun her an başlayabileceğini söyledi. Hava ve kara unsurlarımız da sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkanına kavuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt'teydi. Kutlu Zafer'in 948. yıl dönümü törenine katıldı. Malazgirt Milli Park alanına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli var. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Erdoğan tören kapsamında konuşma yaptı. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile güvenli bölge anlaşması vardı. Diplomasiden yana istedi ama uyarmayı da ihmal etmedi. Önceliğimiz diplomasidir, diyalogtur, uzlaşmadır,
işbirliğidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne ala. Böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz. Erdoğan Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyon için net konuştu. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin de söyleyecekleri vardı. Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir. Erdoğan Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Türkiye orada yokmuş. Ya herhalde bu zat Bakırköy. Ya bizim orada sondaj gemilerimiz var. Bizim orada sismik araştırma gemilerimiz var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. İşte alanda var. Öğreteceğiz, bunu da öğrenecek. Sen bitmişsin. Tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Erdoğan konuşmasını tamamladı. Devletin zirvesi kürsüye çıktı. Tören siyasilerin vatandaşları selamlamasıyla son buldu. Erdoğan Malazgirt'teki programının ardından Ahlat'a geçti. Zafer'in 948. yıl dönümünde halka hitap etti. Müjde verdi. Önümüzdeki yıl dördüncüsü yapılacak dünya göçebe oyunlarının ev sahibi Türkiye olacaktır. Böylece Türk dünyasından kardeşlerimizle bir araya gelme, dostluk ve muhabbet bağlarımızı yenileme imkanı bulacağız. FETÖ ile mücadelede devam ediyor. FETÖ'nün en önemli mahrem yöneticilerinden biri Ankara'da yakalandı. Reşat Nazmi Oral adlı örgüt yöneticisinin yakalanmasında Ankara Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı ortak çalıştı. Kod adını FETÖ lideri koydu. MİT ve Emniyet ortak operasyonla yakaladı. Aç, aç. Koş bakayım, aç. Fethullahçı terör örgütü FETÖ'ye karşı kararlı operasyonlarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler MİT'le ortak operasyona imza attı. Hedefteki isim FETÖ örgütüne 1983 yılında giren Reşat Nazmi Oral'dı. İtiraflar ve deşifrelerle Oral'ın örgütün mahrem yapılanmasının üst düzey yöneticileri arasında olduğu belirlendi. Ankara Batıkent'teki adresi tespit edilen FETÖ zanlısı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemede Oral'ın mahrem yapılanma içinde eğitim danışmanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yöneticisi ve avukat yapılanması yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Yalnızca bu da değil, 35 yıldır örgütte bulunan zanlının Üsame Metin Kod adını bizzat terör elebaşı Fethullah Gülen'in koyduğu da tespit edildi. Emniyetteki sorgusunda son 19 yıldır FETÖ'nün mahrem hizmetlerinde çalıştığını itiraf eden Reşat Nazmi Oral, yüzden fazla örgüt yöneticisi ve üyesiyle olan bağlantılarını da tek tek anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan FETÖ'cülerden bazılarına da mahrem yöneticilik yaptığını itiraf eden Oral'ın emrinde olan 31 üst düzey subaydan 12'sinin 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı da tespit edildi. Ve manşetlere bakacağız. İlk saat dilimimizde başlıkları, manşetleri vermiştik. Şimdi detaylara bakmak istiyoruz efendim. Ülkenin gündeminde kadına yönelik şiddet, cinayetler ilk sırada gelmeye devam ediyor. Güvenlikle ilgili terörle mücadele elbette ki her zaman en azından bu dönemde özellikle Suriye özelinde İdlib bölgesindeki çatışma, güvenlik koridoruyla birlikte ülkenin ilk gündem maddesi ama onun yanında bu kadına yönelik şiddetin bir anda böyle patlar gibi ortaya çıkması ülkenin gündemi şu dakikalar itibariyle ve manşetlerde de en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Şimdi 3 gazeteden bu konuyla ilgili değerlendirmeleri aktarmak istiyorum. İlki Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nde dedim ya sosyal medyada insanlar birbirini kışkırtmak için ya da aslında bu işi görev edinmiş troll denilen hani bu sosyal medyada para karşılığı ya da ne bileyim içindeki kinini aktarabilmek için bekleyen bir güruh var. Ve bu güruh ne yazık ki sizin bizim komşunuzun arasının açılmasından
garip bir haz duygusu alıyorlar. İşte burada yaşanan konulardan bir tanesi de din tartışması. Yani durduk yerden bununla ilgili olarak bir tartışma söz konusu. Kadına yönelik şiddet var mı? Var. Bunda kendini bilmezlerin söylemleri olabilir mi? Olabilir. Bunda dinin suçu var mı? Elbette yok. Ama burada ne yazık ki bilen bilmeyen herkesin bu konuda ahkam kesiyor olması sonuçta bu manşete de neden olmuş durumda. Din cahili, dindarı suçluyor diyor Türkiye Gazetesi bu haberle ilgili olarak. Şimdi asıl şu cümle çok önemli diye düşünüyorum. Bunlar dini bilmiyorlar. Cinayet işleyen zaten dindar değildir. Bakın yani şimdi burada net bir dini öğretiyle alakalı bir cümle kuruluyor. Yani cinayet işleyen kişinin dindarlıkla ilgili asıl sorunu, problemi vardır diyor Türkiye Gazetesi. İşte bu tartışma insanları birbirine düşürmek için elinden gelen çabayı sarf edenlere belki de tokat gibi bir cevap diye düşünüyorum. Bebeğine kavuştu. Bir annenin en acı mutluluğu. İşte Gaziantep'teki o hanımefendinin yaşadıkları, az önce görüntülerinde paylaşmıştık. Doğum yaptığı hastanede eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan Güldane Yırtıcı, yoğun bakımdan çıktığı ve Umut adını verdiği bebeğiyle buluştu. Umuyorum bu ikili hani hikayelerde olur ya, sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Bundan sonraki yaşamlarını bu şiddetten uzak, mutlu bir hayat olarak sürdürürler. Aynı haber Hürriyet Gazetesi'nde var bakın. Hemen Hürriyet Gazetesi'nin eteğinde alt tarafta göreceksiniz. Gözünü açtı, umuduna sarıldı diyor Hürriyet Gazetesi başlık olarak. Gaziantep'te doğum yaptığı gün eşi Ahmet Yırtıcı tarafından hastane odasında bıçaklanan Güldane Yırtıcı yoğun bakımdan çıktı. Güldane Yırtıcı gözünü açar açmaz Umut adını verdiği oğlunu yanına aldı ve ona uzun uzun sarıldı. Talihsiz kadın, yaralanmama rağmen çok şükür ki hayattayım. Bebeğim benim umudum oldu. Bu nedenle oğlumun ismini de Umut koyduk değerlendirmesini taşıyor. Umuyorum bu kadına bunu yapan arkadaşla, yani arkadaş diyorum ama kızgınlığımdan diyorum, yanlış anlamayın. Tutup da doğum yapan bir kadını hastane odasında bunu reva gören bir kişiyle yine yok boşanmadı, yok boşanamadı, yok çevremde dolaşıyor. Biliyorsunuz bu haberler sık sık karşımıza geliyor. İşte Posta Gazetesi de aynı konuyla ilgili o manşeti vermiş. Ona da atıfta bulunacağım. Manolya'da ölmek istemiyor diyor Posta Gazetesi haberde. Şimdi bir saldırı oluyor. Adliyeye gidiyor. Hani eskiden şu vardı, hani karı koca arasına girilmez tartış, ama bunlar artık o kıvamda haberler değil ki. Hani adam şiddet uygulamış, yok işte bıçaklamış, vurmuş. Yani ölümden dönmüş. Hala koruma yok, bilmem ne yok. Yeniden geliyor ve o kadını öldürüyor, hastane odasında. Bunun defalarca örneğini yaşadık. Manolya, Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanan ve son sözü ölmek istemiyorum olan Emine Bulut'un çığlığı İzmir'den de yükseldi. Eşinin tüfekle vurup bacağının kesilmesine neden olan olduğu Manolya Akman hala beni tehdit ediyor. Bacağımı kaybettim, hayatımı kaybetmek istemiyorum çığlığını yükseltmiş. Kadına şiddet yok diyen arkadaşlara da buradan bu çığlığı bir kez daha gösterelim. Manolya sizinle aynı yönde düşünmüyor efendim. Manolya bir bacağını Buğur'da kaybetmiş bir kadın. Türkiye'de kadına şiddet yok, Türkiye'de bir şiddet kültürü var. Böyle değil. Bu iş böyle değil. Çünkü kadına şiddet yönelik şiddetin her gün yeni bir hikayesini buradan aktarıyoruz. Hani gazetecilik hayatımız boyunca neredeyse bununla ilgili yüzlerce örneği tarif ettik. Onların çabalarını aktardık ama değişen bir şey oldu mu? Var. Bazı uygulamalar var. Devlet önlem almaya çalışıyor. Elektronik kilitesinden özel evlere kadar, koruma evlerine kadar bir çaba var. Ama zannediyorum bizim bu kültürden vazgeçmemiz gerekecek. Bu haberlerin gelmesinin önlenmesi için. Annelere de iş düşüyor buradan. Söylüyorum tekrar. Çocuklarınızı, erkek evlatlarınızı kadın döver şekilde yetiştirmeyin efendim. Sonuçta bir rol model oluyor. Evde siz o şekilde yetiştirirseniz o çocuktan da farklı bir şey beklemek biraz fazla olur diye düşünüyorum. Dünya Gazetesi ile bu turumuzu tamamlayalım. Ekonomi önemli. Terör, şiddet ve ekonomi şu anda ülkenin gündemi olmaya devam ediyor. Önceki gece yani piyasaların ilk dakikalarında, haftanın ilk dakikalarında Asya'da açılıyor. Türkiye uyurken
Çin borsasının açılmasıyla birlikte dünya piyasalarında bu alışveriş işi başlıyor. Ve burada açılan piyasalarla birlikte aslında bizden tamamen bağımsız, biz uyurken yaşanan bir yükseliş ve düşüş oldu biliyorsunuz. Dolar TL'den bahsediyorum efendim. 6 lira 40 kuruşa çıktı, kısa süre sonra tekrar 5.80'e geldi. Orada piyasa biraz daha dar, çok oyuncusu olan bir piyasa değil bu yüzden. Ama bunun sebebi konusu Dünya Gazetesi'nin manşeti olmuş. Trump yazdı, TL'de Flash Crash çalıştı diyor Dünya Gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında artan ticari gerilim riskten kaçış eğilimi tetikledi. Yaşanan atakta dolar TL önce 6 lira 47 kuruşa kadar çıktı, sonra 5 lira 80 kuruşta dengelenmiş durumda. Şu dakikalar itibariyle 5 lira 83 kuruş civarında seyreden bir dolar var. Dolar TL paritesi var. Bakalım hangi yönde, hangi istikamette ilerleyecek? Onu da önümüzdeki günlerde bakacağız ve aktaracağız. Ankara bir süredir depremlerle sallanıyor. Son olarak merkez üstü yeni mahalle olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle başkentliler korku dolu anlar yaşadı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Pampal, Ankara'nın merkezinde ve çevresinde çok sayıda aktif fay olduğunu söyledi. Yani otururken bir an böyle yerin altımızdan kaydığını hissettik. Yani Ankara'nın deprem tehlikesi çok yüksek. Depremi hissettik, evlerden korkarak kaçtık. Avizeler sallandı bayağı kötüydü. Önce Mamak, ardından Kazan, son olarak da Yeni Mahalle. Peş peşe meydana gelen depremler başkentlileri korkuttu. Çok korktuk valla, çok şiddetli bir deprem oldu. Güm dedi, bizim ödümüz koptu valla. Gerçekten çok korktuk ama bütün bina olarak çıktık dışarı. Ankara'da saatler 21.42'yi gösterirken merkez üssü yeni mahalle olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen dışarıya attık kendimizi korkudan. Malum demet evler, binalar da eski biraz. Yerin 7.6 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Pampal, son zamanlarda Ankara'da peş peşe yaşanan depremleri değerlendirdi. Ankara'nın çevresinde çok sayıda aktif fay olduğunu söyledi. Ankara'da deprem olmaz inancı yerleşti. Ankara'nın hem merkezinde, yani kent çevresinde çok sayıda aktif fay var. Ama bunlar yıkıcı deprem yaratacak faylar değil. Yani haberci deprem değil. Uyarıcı deprem diyelim biz bunlara. Ankara'da bir süredir aralıklarla deprem meydana geliyor. Şu ana dek şiddeti 4'ün altında olan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Elmadağ, Mamak, Kazan ve Yeni Mahalle hepsi de birbirine çok yakın. 3-3,5 büyüklüğündeki depremler. Bunlar Ankara'nın normal sismik aktivitesi. Tarihi süreçte Ankara'nın çok sayıda depremden olumsuz etkilendiğini hatırlatan Pampal, şehrin büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığını söyledi. Riskleri göz ardı etmişiz. Yapı stoku son derecede kötü, dayanıksız. Ve eğitim yılı yaklaşırken o tartışmayı yeniden yapmaya başladık. Kayıt parası. İstanbul Valiliği okullarda bağış adı altında kayıt parası alınması ile ilgili soruşturma başlattı. Okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddiaları İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi. Valilik, kanunlara aykırı şekilde hareket eden okul yöneticileri hakkında 55 adet soruşturma başlattı. Soruşturmalardan 7'si sonuçlandı, 3 idareciye idarecilik görevinin alınması teklifi getirildi, 4 idareciye de disiplin cezası verildi, 48 dosyanın soruşturması halen devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır. Buradan hani bir veli olarak da konuşuyorum açıkçası. Yani bu sene ilkokul birinci sınıfa başlayacak bir kız çocuğunun babası olarak da konuşuyorum.
Milli Eğitim Bakanımıza da seslenmiş olayım. Bu işlerin aşılabilmesi için bu tam gün eğitimin mutlaka ve mutlaka oluşturulması lazım. Tam gün eğitimin, yani aslında sınıf sayısı zannediyorum burada etken o. Yoksa başka yerlere göndermeyi hiçbir veli talep etmez. Ve eğitimin kalitesi. İşte bu iki unsur oluşturulduğu zaman hiç bunları tartışmamıza bile gerek kalmayacaktır. Yani durduk yerden kimse kendi çocuğuna işkence etmek istemez efendim. İstanbul Sultan Gazi'deki iki grup arasında çıkan kavgaya bakacağız. Sıradaki haberimiz o. 14 yaşındaki Ezel'i yatağa mahkum etti. Küçük kız kavgada fırlatılan makas yüzünden felç kalabilir. Kavga eden iki grubun arasında kaldı. Rastgele atılan makas boğazına saplandı. Küçük Ezel yatağa mahkum oldu. Bana bir çocuk değil bir ceset veriyorlar. Akıl almaz olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kimi sopa, kimi makasla birbirine saldırdı. Bu sırada teyzesiyle yolda yürüyen 14 yaşındaki Ezel Erdem iki grubun arasında kaldı. Taraflardan biri elindeki makası karşı tarafa fırlattı. Makas küçük Ezel'in boğazına saplandı. Geri döndük, bayağı da bir ilerledik. Ondan sonra ay teyze deyip yanıma düştü. Kanlar içinde kalan küçük kız hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı ama durumu kötüydü. Belden aşağı komplesi felç. Yani göğsün yarısında. Yarısından aşağısı komplesi felç. Kolunu birazcık olsun oynatabiliyor. Yani o da çok değil. Bir türlü konuşması zaten hep kazayı anlatıyor. Şok olarak yani psikolojik olarak hiç iyi değil. Yeğeni kollarının arasında yere yığılan teyze de hala şokta. Omuriliğe saplandığı için hiçbir yeri tutmuyor. Şu an tutmuyor, yürüme yok. Yok, doktor fizik yok. Tedavi bile gözünü önermiyor. Ya gözünü açıp kapatıyor, konuşabiliyor ama hani konuşurken bile saçmalıyor. Küçük Ezel felç kalma riskiyle karşı karşıya. Gözü yaşlı ailesi hastane önünde endişeyle bekliyor. Bugün bana diyor ki anne yürüyeyim diyor. Niye yürütemiyorum ben çocuğu? Ben 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğu tekerlek sandalyeye mahkum edeceğim. Bana bir çocuk değil bir ceset veriyorlar. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ama 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Acılı aile bu karara tepki gösterdi. Gitti ifade verdi çıktı. Adamlar benim kapımın önünden geçiyor, gülerek dalga geçerek geçiyorlar. Yani birbirimizi mi öldürelim? Benim kızı, çocuğu, Ezel'i bu hale getiren kişiyle şikayetçi. Yürümesini istiyorum. Umuyorum ayaklarını ceza. Maganda kurşunu yine adres sormadı İzmir'de. İki grubun silahlı kavgasında balkonda uyuyan genç kız başından vuruldu. Maganda kurşunu balkonda uyurken buldu. Genç kız başından vuruldu. Olay İzmir'in Buca ilçesinde yaşandı. Gece saatleriydi. Sokakta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada sıcaktan bunalan 23 yaşındaki Meryem Uğurlu evinin balkonunda uyuyordu. Rastgele havaya sıkılan bir kurşun genç kızın başına isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Gaziantep'te yabancı uyruklu bir adam rahatsızlanan kızını acil servise yetiştirmek üzere motosikletle yola çıktı. Yolda kaza yapınca hastaneye yetiştirmeye çalıştığı kızı hayatını kaybetti. Kızı rahatsızlanınca motosikletle hastane yoluna düştü, kaza geçirdi. Acil servise yetiştirmeye çalıştığı evladı hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu Halaf Kel Gaziantep'te yaşıyordu. 3,5 yaşındaki kızı Mune rahatsızlandı. Kel hastaneye gitmek için motosikletini çalıştırdı. Motosikletin önüne İnönü Caddesi'nde aniden otomobil çıktı. Kel araca çarpmamak için gidon kırdı. Motosiklet yolun kenarına devrildi. Halaf Kel ve kızı Mune yaralıydı. Baba kız hastaneye kaldırıldı. Küçük kız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Naaşı Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Babanın tedavisi sürüyor. Ve yerel basın zamanı. İlk gazetemiz Afyon Karahisar'dan efendim. Kurtuluş mücadelesinin ateşinin yakıldığı Afyon Karahisar'dan Kocatepe gazetesi büyük taarruzu kutluyoruz manşetiyle çıkmış.
Başkumandanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Türk tarihinin şanlı sayfalarından biri olan Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü, 97 yıl önce milli mücadelenin en önemli kararının sonucunda Türk milletinin işgal günleri sona ererek yerini hürriyete bırakmaya başladı. 26 Ağustos'ta Kocatepe sırtlarında başlayan bu harekat 9 Eylül'de İzmir'de son buldu. Biz de paylaştık. Bir kez daha Afyonkarahisarlıları kutluyoruz bugün için efendim. Ve Yeni Dönem gazetesi Bursa'dan, Bursa Yeni Dönem gazetesinde çiftçinin bir beklentisi var. Siyah oyun manşetiyle çıkmış Yeni Dönem gazetesi. Bu yıl yüksek rekolte beklentisiyle hasadına başlanılan siyah incirin alım fiyatı bir haftada 12 liradan 4 liraya düştü. Budan yalı üreticiler şirketlerin fiyat oyununa isyan etti diyor. Yeni Dönem gazetesi aracılığıyla da çiftçinin bu haykırışını aktarmış olalım. Bir sonraki gazetemiz Karadeniz'den Giresun'a bakacağız efendim. Sevgili editörümüz Murat Aydın Giresun'la bugün illa Giresun'a bakacağız dedi. Ben de İleri gazetesinden önemli bir manşeti seçtim. Bu sese kulak verilmeli diyor. Sırtında hastalarını taşıyan köylülerden bahsediyor efendim İleri gazetesi. Göreli'ye bağlı Aydınlar köyünde arazi sahiplerinin de etkisiyle yol çilesi çeken bir mahalle sakininden bahsediyor efendim. Küme Evleri Mahallesi sorunun çözümü için yetkililerden yardım istiyorlar. Hastalarımızı sırtımızda taşıyoruz. Hastaneye yetişmekte güçlük yaşıyoruz diye isyan ediyor bu mahalle sakinleri. Giresun'dan bu haberi de, bu vatandaşın talebini de aktarmış olalım İleri gazetesiyle. Ve İzmir'deyiz. İzmir'de Ege Telgraf gazetesinin manşetinde aslında tüm Türkiye'yi ilgilendiren, yani yaklaşık 2 saattir verdiğimiz haberlerin temel kaynağı olan sorun var. Silahlanmaya kim dur diyecek diye soruyor Ege Telgraf gazetesi. Bireysel silahlanmanın korkutucu boyuta ulaştığı Türkiye'de her tür silaha vatandaşlar internet üzerinden ulaşabiliyor. Alım kolaylaştıkça risk artıyor. 178 ülkede bir araştırma yapılmış ve Türkiye silahlanmada 14. sıraya çıkmış durumda, ama bu silahlanma yarışı her gün yeni bir haberle, bir acı haberle karşımıza gelmeye devam ediyor. Bu konunun özellikle internetten elde ediliyor olmasının çoluk çocuğun da eline geçeceği anlamına gelebilir efendim. Bu konuda önlem alınması şart. Yerel basın aracılığıyla Anadolu'nun sesini aktarmaya çalıştık. Aktarmaya da devam edeceğiz. Ve dış haberlere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeni bir nükleer anlaşma gerekli olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif'i görüşme için G7 zirvesine davet etmesine şaşırmadığını belirtti. Trump, gelişmiş 7 ülkeden oluşan G7 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin bir soruya, İran'la yeni bir nükleer anlaşma gerekli, İran'da rejim değişikliği istemiyorum cevabını verdi. Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i görme talebinde bulunmadığını, yüz yüze görüşme içinse henüz erken olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarına ilişkin olarak Çin'in müzakere masasına geri dönmek istediğini belirtti. İngiltere'nin serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankerinin rotası ile ilgili çelişkili haberler gelmeye devam ediyor. İran tankerdeki petrolü sattığını açıklarken alıcının kim olduğunu saklı tuttu. İran serbest bırakılan tankerdeki petrolü sattı. Cebeli Tarık'ta alıkonulduktan sonra ismi Adrian Darya olarak değiştirilen tanker 18 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri tankeri limanına yanaştıran ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor. Tankerin Suriye'ye gitmesini önlemek için de tedbirler alınacağını belirtiyor. İran tankerdeki petrolün satıldığını duyurdu. Tankerin hangi limana yanaşacağına alıcının karar vereceği belirtildi. Alıcının kimliği ise açıklanmadı. Tanker 130 milyon dolarlık ham petrol taşıyor.
Duyanın tüylerini diken diken eden bir haber var sırada Rusya'dan. Rusya'da ay başında askeri birlikte yaşanan patlamanın ardından bölgede radyoaktif izotop tespit edildi. Bölgede alarm durumuna geçildi. Ağustos başında Rusya'nın Severodvinsk kentindeki askeri birlikte büyük patlamalar olmuştu. Şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi ise patlamadan sonra bölgede radyasyon içeren bulut yetkilileri alarma geçirdi. Yetkililer radyoaktif bulutun çeşitli izotoplar içerdiğini belirtti. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatom, askeri birlikteki patlamanın sıvı yakıtlı roket motoru için denenen güç kaynağındaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti. Sudan'dayız. Şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. 62 kişi hayatını kaybetti, 92 de kayıp var. Sudan'ı sel vurdu. Sel felaketinde onlarca kişi öldü. Doğu Afrika ülkesi Sudan'da başkent Hartum olmak üzere 15 eyalette aşırı yağışlar etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. 200 bin kişi selden etkilendi. 3636 hayvan telef oldu. 37 binden fazla ev yıkıldı. Birleşmiş Milletler Sudan'daki genel insani durum için 1.1 milyar dolar yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Ülkede yağışların Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği duyuruldu. Ve spora bakacağız. Hafta tamamlandı. Dün akşam oynanan maçla biliyorsunuz Gaziantep-Gazişehir 3-1 kazandı maçı. Haftanın bir panoramasına bakmak istiyoruz efendim. Sonuçlara bakalım. Beşiktaş kendi evinde Göztepe'yi 3-0 yenmeyi başardı. Alanya Spor'un kendi evinde Kasımpaşa'ya 4-1'lik bir galibiyeti var. Rize Spor yine kendi evinde Sivas'ı 2-1 yenmeyi başardı. Denizli Spor deplasmanda Antalya Spor'u 2-0 yendi. Deplasman galibiyeti bir burada var. Ankara Gücü Kayseri Spor'la berabere kaldı 1-1. Başakşehir deplasmanına giden Fenerbahçe son dakika golüyle 2-1 kazanmayı başardı. Yine kendi evinde 2-1'lik bir galibiyete imza attı Trabzonspor. Yeni Malatya Trabzon'la ilgili bir paylaşımımız olacak. Onu da dinlemenizi öneririm efendim. Çok duygusal bir paylaşım. Onu da sosyal medya aracılığıyla paylaşacağız. 10 kişi kaldı Galatasaray ve son dakikada yediği golle 1-1 berabere ve dün akşam dediğim gibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek başarıya imza attı. Hemen puan durumunu alalım arkadaşlar, onu da aktaralım. İkinci haftanın sonunda puan durumu. Fenerbahçe bu sene gayet başarılı bir giriş yaptı ve liderliği bırakmıyor. 6 puanla 1. sırada Fenerbahçe. Yine 6 puanlı takımlar var. Alanya Spor, Denizli Spor, Rize Spor şeklinde sıralanıyor. Bu iki galibiyet alan takımlar. Hemen 5. sırada Trabzon var ve Sivas, Yeni Malatya, Beşiktaş 8. sırada, Antalya Spor 9. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 10. Ankara Gücü 11, Konya Spor 12, Kayseri Spor 13. sırada ve Galatasaray geçen senenin şampiyonu şu dakika itibariyle galibiyeti yok ve 14. sırada. Kasımpaşa 15, Gençlerbirliği düşme potasındaki 3 takımsa tabii daha ikinci hafta ama sonuçta burası düşme hattı. Gençlerbirliği, Başakşehir ve Göztepe şeklinde sıralanıyor. Geçen sene Göztepe son maçta kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şu dakika itibariyle de 18. sıraya demir atmış durumda. Bakalım nasıl tamamlanacak. Şimdi manşetlere bakmak istiyorum önce. Türkiye Gazetesi Spor Servisinde Galatasaray'la ilgili bir değerlendirme var. Falcao kimyayı bozdu diyor Türkiye Gazetesi. Yılan hikayesine dönen transfer hamlesi takımı kötü yönde etkiledi. Ve burada Monaco ile son görüşme var. Düğüm kura çekiminde çözülecek diyor. Galatasaray yönetimi Falcao transferine noktayı koymak için son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetici Şükrü Haznedar 29 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi kura çekimi için gidecekleri Monaco'da Falcao için son defa görüşecek. Umuyorum ki Galatasaray için hayırlısı olsun. Şimdi
bir görüntü, daha doğrusu bir sosyal medya paylaşımı. Trabzonsporlular buraya iyice baksın efendim. TGRT FM'den bizi 3 saat boyunca dinleyenler de hemen şöyle bir artırsınlar sesi, bir paylaşım yapacağız. Pelin hanımefendi eğer bizi izliyorsa biz sosyal medyada görünce hoşumuza gitti ve bu spor bloğunun içerisinde görmek istedik. Babam çok fanatik bir Trabzonsporluydu diyor Pelin hanım. Her sene yeni yaşında dileği takımının şampiyon olmasıydı. 61 yaşında kansere yenik düştü. Bu sene şampiyon olman lazım Trabzonspor'um diyor. Bakalım önce babasını izleyelim. Bakın nasıl bir kutlama yapıyormuş. İnşallah bu sene Trabzonspor şampiyon olacak. İnşallah. Alkış. İnşallah bu sene Trabzonspor şampiyon olacak. İnşallah. Alkış. Hande yıllarca böyle kutlama yapmış. Ben Trabzonspor taraftarı değilim ama inanın şu paylaşımı görünce keşke diye geçti içimden. Umuyorum ki Pelin Hanım için en azından Trabzonsporlular çok bekliyor. Diğer takımların da kim hak ediyorsa o kazansın. Sonra tepki geliyor. Ben şimdiden önlemimi alayım da kim hak ediyorsa bu sene o şampiyon olsun ama Pelin Hanım bu paylaşımıyla inanın yüreklerimizi kazandı. En azından onun için Trabzonspor'un biraz daha gayret etmesi gerekecek bu sene diyoruz. Şimdi manşetlere bakalım, bakmaya devam edelim. Hürriyet gazetesi de değerlendirmesini yapmış efendim. Hürriyet gazetesinin manşetinde kulüpleri sosyal medya yönetiyor diyorlar Hürriyet gazetesi. Bakalım neden? Bedava biletle beslenen taraftarın yerini aldı sosyal medya. Geçen sezon Ersun Yanal'ın gelmesinden bu sezon Orhan Akın gönderilmesine ve Falco transferine kadar atılan adımlarda kulüpler hep sosyal medyanın baskısı altında kalıyor. Kulüpler şapkalarını önlerine koymalıdır artık değerlendirmesini yapmış Hürriyet gazetesi bu haftanın değerlendirmesi için. Gerçekten öyle. Dedim ya az önce sosyal medya kritik bir şey. Yani iyi bir uygulama, internet üzerinden iletişim süper ama nedense biz bunu hep kavga etmek için kullanıyoruz. Şimdi bir görüntümüz daha var spor bloğumuzun içerisinde bunu değerlendiririz diye düşündük gece. Hangi şartlarda spor yaparsınız diye sorsam size. Mesela ne bileyim can tehlikesi yaşarken spor yapar mısınız? Bakın görüntüdeki adam yapıyor. Timsahı hiç aldırmadan bu sopa, o topa vurmaya devam ediyor efendim. İnanın birkaç kilometre ötede görsem kaçacak yer ararım ama kendisine bravo diyoruz. Hiç istifini bozmadan oyununa devam etmiş. Spor tutkusu bu olsa gerek diyoruz. Evet haberlerimizle devam ediyoruz. Enflasyonla mücadelesini devam ettiren Türkiye, atılan son adımlarla faiz kıskacından da çıkmaya başladı. Konut kredi faizlerinin ardından ticari kredide de faiz oranı %12,92 ile son 2 yılın dibini gördü. Hükümetin kamu bankaları aracılığıyla hazırladığı paketler ve Merkez Bankası'nın son faiz kararı ticari kredilerin faizini %12,92'ye çekti. Geçen yılın Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından ticari kredi oranı %38 oranlarında seyrederken mevduat faizi %24 oranına yükseldi. Yeni ekonomi programı kapsamında devam eden dengelenme süreciyle yıllık bazda cari fazla verir hale gelen Türkiye enflasyonu 10 puana yakın düşürdü. Faiz kıskacından da çıkmaya başladı. Merkez Bankası'nın açıkladığı son verilere göre 21 Eylül 2018'de %38,37 olan ticari kredi faiz oranı 16 Ağustos 2019'da %12,92'ye geriledi. Ticari kredi faiz oranı böylelikle yatırımcıların yatırım iştahını artıracak seviyeye geldi. Ayrıca kamu bankalarının başlattığı %0,99'luk faiz indirimi konut kredisi faiz oranlarını son bir yılın en düşük seviyesine çekti. 26 Temmuz 2019'da %20,49 olan konut kredisi faizi 16 Ağustos'ta %12,95'e düştü. 24 Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi.
faiz cephesinde başlayan düşüş hamlesi mevduata da yansıdı. Merkez Bankası'nın 4.25 puanlık indirimiyle 26 Temmuz'da %20'nin üzerinde olan ortalama mevduat faizi 16 Ağustos'ta %17.82'ye geriledi. Bu düşüşün önümüzdeki dönemde ekonomiyi canlandırması bekleniyor. Ve İstanbul'un uzun zamandır beklediği o projede sona geliniyor. Galata Port projesinden bahsediyorum efendim. Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapılarından biri olacak limana. İlk gemi Nisan 2020'de yanaşacak. Galata Port projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kruvaziyer turizmi için büyük öneme sahip olan Galata Port'a ilk gemi 5 Nisan 2020'de yanaşacak. 1.2 kilometre sahil şeridinde yer alan Galata Port İstanbul, kültür sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak. Mağaza ve yeme içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı ise yaklaşık 52 bin metrekare. İş insanı Feriş Şahenk, Galata Port'un ilklerin projesi olduğunu belirtti. Dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanacağı, gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, şehrin en tarihi ve kültürel açıdan zengin kısmında mürettebat dahil yılda 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ediyor. Kruvaziyer limanının kafe ve restoranların ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak. Mağazaların ve otelin açılmasıyla birlikte yaklaşık 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak. İngiliz prensi Harry ve eşi Meghan Markle 11 günde 4 kez özel jet kullandı. İngilizler kraliyet çiftine israfta bulundukları için tepki gösterdi. Prens Harry ve Meghan Markle çifti 11 günde 4 kez özel jet kullandı. Bu duruma İngilizler tepkisiz kalmadı. Kraliyet çifti hem halkın vergilerini pahalı tercihleri için kullandıkları hem de doğaya zarar verdikleri için eleştirilerin hedefinde. İngiliz basını çevre konusunda duyarlı olduklarını her fırsatta dile getiren kraliyet çiftinin lüks tercihleriyle tezat oluşturmasına vurgu yaptı. Meghan Markle ve Prens Harry tatil için Fransa'nın güneyine özel jetle uçtu. Çift Ibiza tatilinden döndükten sonra Fransa'nın Nantes şehrinde tatile gitti. 12 kişilik özel jet kullanan çift son 8 günde üçüncü kez özel jet kullanmış oldu. İngiliz basınında uçağın kira bedelinin 20 bin sterlinden fazla olduğu belirtildi. Kraliyet çifti lüks yaşamlarıyla eleştiri konusu oldu. Uçak bilet fiyatlarının 100 sterlin olduğu vurgulandı. Prens William ve Kate Middleton ise takdir toplayan bir harekette bulundu. Çift ailece tarifeli uçağın ekonomi sınıfında seyahat etti. Polonya'da bir belediye başkanı, 10 yıldır sadece kız bebek dünyaya gelen köyde ilk erkek bebeği doğuracak aileye ödül vaat etti. Köyde yaklaşık 10 yıldır erkek bebek dünyaya gelmedi. Hal böyle olunca erkeklere özgü mesleklere kadınlar el attı. Burası Polonya'nın Miski Odranski köyü. Köyde tam anlamıyla demografik bir gizem yaşanıyor. Zira bu köyde 10 yıla yakın zamandır erkek bebek dünyaya gelmedi. Bu nedenle gönüllü itfaiye ekibi eğitimini tamamlayanların tamamı kızlardan kuruldu. Erkek yok. O nedenle bu mesleği kadınların yapması gerekiyor. Ekibin en genç üyesi ise 2,5 yaşındaki Maya. Ekibe yangın söndürme ve ilk yardım eğitimleri veriliyor. Tabii ki oyuncak ayılar ekibin en büyük yardımcıları. Gelişen teknolojiyle birlikte hizmet sektöründe de insanların yerini robotlar alıyor. Hindistan'daki bir restoranda da robot garsonlar hizmet veriyor. Masaları dolaşıyorlar, servis yapıyorlar.
Gelişen teknolojiyle birlikte hizmet sektöründe de insanların yerini robotlar aldı. Robot çalışanı olan restoranların popülerliği her geçen gün arttı. Burası Hindistan'da bir restoran. Bu restoranda 6 robot müşterileri ağırlıyor, garsonluk yapıyor. Restorana gelen müşteriler masalardaki tabletler sayesinde sipariş veriyor. Robot garsonlar da siparişleri masalara götürüyor. Müşteriler robot garsonlardan memnun kalsa da robot garsonlar insanları işinden ediyor. Amasya'da iki köpek annesiz kedilere annelik yapıyor. Onları emziriyor, bir an bile yanlarından ayrılmıyorlar. İki kısır köpek dört kediye annelik yapıyor. Görüntüler Amasya'da bir otelden. İşletmecilik yapan hayvansever Ayşe Merve Yalçın sahiplendiği dört annesiz kediyi besliyor. Her gün bakımlarını yapıyor. En büyük yardımcısı ise köpekleri. Biri Çirkin kucağımdaki, biri de arkamda Masum ismi. Çirkin Terrier kırmızı bir köpek, Masum da Golden. İkisi de kurtarılmış köpekler. İkisi de geldiği andan itibaren yanlarına gelen tüm annesiz kedilere bir nevi annelik yapıyorlar. Kısırlaştırılmış köpekler sütleri olmamasına rağmen yavruları emziriyor, onlara annelik yapıyor. İkisi de hamile olmadıkları halde ya da anne olmadıkları halde kısırlaştırılmış köpekler bunlar. Yani sütleri gelmediği halde bu kedileri emziriyorlar. Kediler sanırım yani süt almasa bile bu emzirme duygusunu tatmin etmiş oluyor. Çirkin ve Masum isimli köpekler kedileri bir an olsun yanlarından ayırmıyor. 2 saatte bir uyanıp besliyorum, bazen zor oluyor ama en azından Çirkin onlara sahip çıktığı için ya da Masum onlara sahip çıktığı için sessizce bütün gece uyuyabiliyorlar. Birbirlerine aile olan hayvanlar otelin bahçesinde hep birlikte yaşıyorlar. Saatler 8.45'i gösterirken Günaydın Türkiye programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ülkenin gündemini arıyoruz. 1-2 saattir tarif ediyorum. Bugünkü gündemimiz sosyal medya. Şimdi sosyal medyadan sizi de duymaya çalışıyoruz. Söylediklerinizi aktarmaya çalışıyoruz. Programımız içerisinde ulusal medya, ulusal basın manşetlerini aktarıyoruz. Yerel basına bakmaya çalışıyoruz ki Anadolu neyi konuşuyor? Hani bazen ulusal basına aktarılamayan konular olur. Vatandaşın talebi olur. İşte o yerel basın vasıtasıyla onu da aktarmaya çalışıyoruz. Üçüncü kaynağımız elbette ki habercilik, bizim işimiz. TGRT Haber her türlü haberin peşinde, onu yapıyoruz ama sizi de dinlemeye çalışıyoruz. Sosyal medya aracılığıyla. O yüzden ben akşamdan itibaren bir bakıyorum. Yani Türkiye'de ne konuşuluyor acaba diye. Ama baktığımda bu gece gerçekten şöyle bir manzara vardı. Bu grupla bu grup nasıl olur da bir başlık bulup kavga ederiz? Hani tek dertleri vatandaşı birbirine düşürmekmiş gibi görünen, inanın kopya manşetler. Hani birinin alternatifi daha olumlu değil, daha olumsuz. Ama bunlara prim vermeyiniz efendim. Çünkü hani insan orman yangınından kavga eder mi? Ağaç yanmış. Kim buna taraftar olabilir? Terör örgütü üstlenmiş. Kim bunun yanında olabilir? Ama işte 1-2 bin lira para kazanacağım diye bu troll çetesi var ya, bu ülkenin başına bela olduklarını düşünenlerdenim efendim. Evet, manşetlerimizle devam edelim. Ağustos ayındayız. 26 Ağustos'ta çok önemli bir tarihti. Biliyorsunuz Malazgirt Zaferi ve büyük taarruzun başlangıcıydı. Onu tarif ediyoruz. Bugün de detaylarını aktardık. Afyonkarahisar'ı bir kez daha kutluyoruz. Düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü efendim bugün Afyonkarahisar'ın. 26 Ağustos'ta başlayan harekat Afyon'la devam ediyor. 9 Eylül'e kadar sürecek bir macera bu. Ve üzerinden 97 yıl geçmişken biz onları, o maceraya atılanları, şehit düşenleri bir kez daha hatırlıyoruz. Rahmetle yad ediyoruz. 3 şehidimiz daha var. Bitmiyor mücadele. Terörle mücadeleyle devam ediyoruz efendim. Burada mücadelede hayatını kaybeden son isimler Oğuzhan Yılmaz, Yunus Şahin, Üzeyir Arslan.
Mehmetçik 3 arslanını daha vatan toprağına emanet etti. Cenaze namazlarından görüntüler geldi, onları aktaracağız. Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Türkiye'nin çevresindeki sıkıntılara baktığımız zaman aslında ilk gündem maddesi İdlib. İdlib'de gözlem noktalarımızda Mehmetçik bekliyor. Etrafı Suriye askerleriyle çevrildi. Açıklama onların oradan ayrıldığı yönünde. Ama bugün önemli bir görüşme var. İşte bu önemli görüşme öncesi Suriye'de de kritik gelişmeler yaşanıyor. Bir taraftan Rus Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var Lavrov'un. Biz sadığız ama bugüne kadar hiç bu açıklama gelmemişti açıkçası. İşte bugünkü görüşmenin Ruslar tarafından da önemsendiğinin belki de en net ifadeleri geldi. Hepsini aktaracağız. Beş general istifa mı etti? Şimdi bu tartışma özellikle bu yaş yani Yüksek Askeri Şura atamalarının yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Sosyal medyada ve basında da çokça tartışılıyor. Beş general istifa etti bilgisiyle paylaşılmıştı. Buradan da dedikodu kazanı kaynamaya başladı, tartışıldı ama Hulusi Akar'ın açıklaması var. Generallerden ikisinin emekli olduğunu ifade etti ve bunun da doğal bir süreç olduğunu, artık generallerin de emekli olma hakkı olduğunu açıkladı. Açıklamaların detayını haberde bulabileceksiniz efendim. Kadınlar ölmesin. Bu ülkede kadın cinayetleri de ne yazık ki tartışma konusu haline gelebiliyor. Kadınlar öldürülmüyor mu? Kadınlar öldürülüyor ama sanki bu özellikle kadınlar öldürülmüyor da şiddet artıyormuş gibi bir algıyla bu operasyonu çalıştırmaya çalışanlar da var ama öyle değil. Hani bu iş öyle değil arkadaşlar. Bu iş nasıl? Bu iş şöyle. Bugün sadece 5 tane kadına şiddet haberimiz var. Yani artık bu ülkede kadına yönelik şiddet yok denemez. Mutlaka önlem alınması lazım. Mutlaka manşetlerde de bu iş tartışma konusu, tartışılıyor. Nedenleri, sosyolojik nedenleri vardır, psikolojik nedenleri vardır, ekonomik nedenleri vardır ama önce adını koymamız lazım. Kadına yönelik şiddet var ve bunu durdurmak bu ülkede yaşayan herkesin boynunun borcu. Bütün bu detayları aktaracağız. Siyaset çok önemli. Bugün çok önemli bir ziyareti var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vladimir Putin'le Rusya'da görüşecek. O görüşmenin detaylarına bakacağız. Bunları yapabilmek için Ankara'ya gideceğiz. Ankara Haber Müdürümüzle neler konuşulacak, gündemimizde neler var hepsini aktarıyor olacağız. Günaydın Türkiye'ye devam ediyor. Vatan toprağını korumak için canlarını ortaya koyan kahraman şehitler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Daha önce şehit olan Ahmet Demirci'nin annesinin son bir isteği vardı. Ben Hakan'ın annesiyim. Arkadaşımın yanına gidiyor. Selam söyle benden. Hep gözlerinden. Kahraman şehide son bir görev verdi. Şehit annesi oğluna selam gönderdi. Oğlana selam söyle benden. Gözlerinden hep varınca. Uzman çavuş Yunus Şahin henüz 24 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe 3 harekatında şehit olan 3 kahraman askerden biriydi. Son yolculuğuna Yozgat'tan uğurlandı. Baba Nebi Şahin'in törendeki sözleri yüreklere ok gibi saplandı. 3 evladım var. 2 tanesi oğlan, 1 tanesi kız. Bu oğlumu halk yolunda şehit verdim. Gerekirse öbür evladımı da şehit vermeye hazırım. Bu hainlerin önüne geçmek için Allah bunlara fırsat vermesin. Cenaze namazından sonra yakınları tabuta son kez dokunmak istedi. Daha önce çocukları şehit olan 4 şehit annesi de Yunus Şahin'in annesi Şaziye Şahin'e destek oldu. Onlardan biri de şehit Hakan Demirci'nin annesi Şerife Demirci'ydi. Şehidin tabutuna sarıldı, oğluma selam gönder diyerek gözyaşı döktü. Oğlana selam söyle benden, gözlerinden hep varınca, anneyi selamını getirdim sana diyoruz. Ben Hakan'ın annesiyim, arkadaşının yanına gidiyor, selam söyle benden, hep gözlerinden. Kahraman şehit dualarla toprağa verildi. Allah.
Pençe 3 harekatında Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü. Benim kuzum ölmedi. Hayır, durdurmayın. Durdurmayın. Yaşıyor benim. Uzman çavuş Üzeyir Aslan ve sözleşmeli er Oğuzhan Yılmaz'ın memleketleri gibi kaderleri de aynıydı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üzeyir Aslan'ın babası Mehmet Aslan acısını sineye çekip vatan sağ olsun dedi. Vatan sağ olsun. Ben şehit babası oldum, şehit babası. Ben ona sevmiyorum, şehit babası oldum. Anne Sultan Aslan şehit evladını asker selamıyla uğurladı. La ilahe illallah, Allah. Şehidin eşi Seher Aslan son kez tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Piyade sözleşmeli er Oğuzhan Yılmaz da aynı ilde sonsuzluğa uğurlandı. Acılı ailesi tabutu başında gözyaşı döktü. Ciğerim Allah'ım! Aslan gibi kardeşim! Gurur duyuyorum seninle kardeşim! Şehit Yılmaz, cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Rejim güçlerinin İdlib Morek'teki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 nolu gözlem noktası çevresinden çekildiği ileri sürüldü. Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentindeki Morek'te bulunan 9 nolu gözlem noktası çevresinden rejim güçlerinin çekildiği iddia edildi. Rejim güçlerine destek veren Rus askeri polisleri ise bölgeye konuşlanarak üsse giden yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Rus askerlerinin Türk askeri üssüne giden yola Rusya bayrağı diktiği ileri sürüldü. Rus ve Suriye rejim güçleri askerleri İdlib'in güneyindeki Morek'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kontrol noktasını çevrelediği ileri sürülmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu iddiaları yalanlamıştı. Rus ve Suriye askerleri kontrol noktası önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak propaganda yapmışlardı. Şimdi en çok tartışılan konulardan biri bu. Mehmetçiğin tehlikede olup olmadığı. Elbette ki Türkiye herhangi bir saldırı ihtimaline karşı her türlü karşılık verilecektir açıklamasını yaptı ama işte görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde oradaki güçlerin çekildiği haberi geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bir açıklaması var. Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki eylemlerini değerlendirdi Lavrov ve Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmanın ihlal edilmediğini söyledi. Rusya destekli rejim güçleri Han Şeyhun'a saldırılarını arttırdı. Önce Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ardından Kremlin'den peş peşe Türkiye açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki eylemlerinin Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi. Lavrov ayrıca Türkiye'ye İdlib'te ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini ancak şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti. Bir açıklama da Kremlin'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki endişelerini anladıklarını ancak İdlib'te militanların saldırılarındaki artışında endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada Putin Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor. Ancak artan militan saldırıları nedeniyle de kaygılı denildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Putin ve Erdoğan'ın MAX 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında görüşeceğini görüşmede... Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 5 generalin istifa ettiği iddia edilmişti. O iddialara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cevap verdi. Akar, 2 generalin emekliye ayrıldığını açıkladı. 1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 generalin istifa ettiği iddia edildi. İstifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görev yapan komutanlar olduğu vurgulanırken, İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının bu isimler arasında olduğu öne sürüldü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar o iddialara cevap verdi. İki generalin istifa dilekçesi bize ulaştı ve bu dilekçeleri onayladık diyen Akar, emeklilik Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının doğal bir hakkıdır dedi. Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Doğal bir durum bu. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Erzincan'a gitti. Birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 3. Ordu Komutanlığı'nda devir teslim törenine katılan Akar, S-400 teslimatının ikinci aşamasının 27 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. 1. batarya geldi, 2. bataryanın temini içinde 27 Ağustos'tan itibaren intikaller başlayacak. S-400 teslimatı ilk olarak 12 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştı ve 30 Rus kargo uçağının katılımıyla ilk aşama tamamlanmıştı. Bakan Akar, Amerika ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili de konuştu. Bölgede Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının uçtuğunu ve Amerika ile birlikte ortak helikopter uçuşlarının başladığını hatırlattı. Akar kısa süre sonra müşterek devriyelerinde başlayacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde, bugün yarın da Türk helikopteriyle benzeri bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da başlangıçta mutabık kaldığımız üzere orada müşterek devreler başlayacak. Türk-Amerikan askeri unsurları tarafından devreler başlayacak. Bu devreler için de çalışmalar sürüyor. O da yakın bir zamanda gerçekleşecek. Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek gecikme olursa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin B ve C planları var dedi. Amerikalılar tarafından rapor edilen oradaki tahkimatı bir kısmının tahrip edildiğine dair bilgi aldık. Bunların teyidi için ve devamı için de sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmeye tahammülümüz yok. Gecikmeye tahammülümüz yok arkadaşlar. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Terör örgütüne eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DAEŞ'e yönelik 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat timlerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Akaryakıtta zam var efendim. Üçüne de zam geldi bu kez, parça parça değil. Motorinin litresine 11 kuruşluk bir zam var. Benzinin litresine ise 16 kuruşluk bir zam söz konusu. LPG'ye de 5 kuruşluk bir zam açıklaması yapılıyor. Enerji, petrol, gaz ikmal istasyonları işveren sendikasından alınan bilgiye göre Ankara'da ortalama 6 lira 26 kuruştan satılan motorunun fiyatı, litre fiyatı 6 lira 37 kuruşa yükselecek. Motorunun litresi İstanbul'da da 6 lira 31 kuruşa çıkacak. Ankara'da ortalama 6 lira 67 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı da 6 lira 83 kuruşa yükseliyor. Benzinin litresi İstanbul'da 6 lira 76 kuruş olarak belirlendi. LPG'de de artış var. İstanbul'da 3 lira 36 kuruştan satılıyordu. Bu da 5 kuruşluk artışla zamla birlikte 3 lira 41 kuruşa yükseldi. Ve siyaset haberleriyle devam edeceğiz. Uçak korkusu, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin uçak korkusu var ve bu yüzden hep karayolunu tercih ediyordu ama yıllar sonra ilk kez uçağa bindi. MHP lideri Devlet Bahçeli uçak korkusunu yendi. Malazgirt törenlerinin düzenlendiği Muş'a havayoluyla gitti. Uçak korkusu nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seyahat için ilk tercihi hep karayolu oldu. Mitili atmak için İstanbul'a giderken de, Türkiye'nin en uzak noktalarına seyahat ederken de araçla yolculuk etmeyi tercih etti. Bahçeli bu kez uçak korkusunu yendi, Malazgirt Zaferi'nin 498. yıl dönümü kutlamaları için Muş'a gitti, MHP lideri bu kez karayolunu değil havayolunu tercih etti, 4 yıl sonra ilk kez uçağa bindi.
MHP lideri Bahçeli son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu'nun düzenlediği etkinliğe katılmak için uçağa binmişti. Ve kadına yönelik şiddetle ilgili tartışmanın bir başka boyutu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski kocası tarafından öldürülen ve "ölmek istemiyorum" çığlıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut'un ailesine taziyelerini iletmek için Kırıkkale'ye gitti. Akşener, kadına şiddet konusunda idam cezası teklifinin gelmesi durumunda destekleyeceklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı. Onlar hazırlayacak. Ben de imzalayacağım. Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesi idam istiyoruz dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisine talimat verirse ben de imzalarım dedi. Akşener, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti. Akşener, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rahmetli Emine kardeşim gibi şiddet gören, öldürülen, dayak yiyen kadınlarımızın da gündeme gelmesini sağlama amaçlı bir ziyaret. Akşener, sözü acılı ailenin idam talebine getirdi. İdam gelirse destekleyeceğim dedi. Özellikle annesi ve babası bu tür konularla ilgili idam cezasının getirilmesini istediklerini söylediler. Bununla ilgili de konuşacağız tabii meclisteki grup olan siyasi partilerle. Geride bir 10 yaşında kızımız var. Hem bu olayı unutturmamamız lazım. Onlar hazırlayacak. Ben de imzalayacağım. Emine Bulut cinayetinin ardından özellikle şiddete özendiren dizilere karşı tepkiler büyüyor. O tepkilere Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı. Şahin, yeni sezonda dizilerde özellikle kadına şiddet öğelerinin azaltılması için çalışacaklarını dile getirdi. Emine Bulut, eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde katledildi. Bu cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kadına kalkın, eller kırılsın. Hunhar cinayet bir kez daha kadına şiddet ve şiddeti özendiren dizileri de tartışma konusu haline getirdi. Baba, ne ***'din de? Kocan seni düğün günü sabahı bu gelinlikle sokağa attı ha? Dizilerde şiddetin övülmesi, özendirilmesi ve meşrulaştırılması seyircilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı Radyo Televizyon Üst Kurulu'na dizileri hedef alan şikayetlerde bulundu. Öyle mi? Sen beni gibi bırakamazsın. Anladın mı? Ortaya çıkan durum hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem de RTÜK'ün tepkisine neden oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Eylül ayının ilk haftasında dizi ve film yapımcılarıyla bir araya geleceklerini açıkladı. Toplantıya Bakan Mehmet Nuri Ersoy başkanlık edecek. Eylül'de dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelerek şiddet ve istismar konuları başta olmak üzere tespit ettiğimiz aksaklıkları istişare edeceğiz. Amacımız filmlerde milli ve manevi hassasiyetleri göz ardı etmemelerini sağlamak ve reyting uğruna toplum sağlığını olumsuz etkilemelerini önlemektir. Bu şiddetin kaynağında pek çok problem var. Sosyolojik, ekonomik, psikolojik sorunlar giderek yaygınlaşıyor ama dizilerin bu şiddetteki payı ne kadar? Sizce ne kadar diye sorduk. Özay Erat sokaktaydı. Size uzattı mikrofonları. Şimdi onu dinleyelim. Habere İranlı avukat Mahsa Muhammedi ile başlayalım. Türk dizileri çok seviyorum. O diziler bizim yaşantımızı ne kadar etkiliyor ona bakacağız. Üsküdar Meydanı'nda karşımıza kibar Kıvanç Çulum çifti çıktı. Fransa'dan gelmişler, gurbetçi gözüyle onlar anlattı dizileri. İnsanlar kendi adaletini sağlıyormuş gibi dizilerde. Şiddet ve çocuk, daha çok kadın ve çocuğa yönelik şiddetler ağırlıklı. Evet, çok şiddet var açıkçası dizilerde. Maalesef. Yani niye böyle oluyor ben de bilmiyorum ama. Kızınız size koşa koşa geliyor. Evet, bir de dizi izletecek misin? Yok. Aile dizileri çoğalmadığı müddetçe Levin, yani kızımızın Levin dizileri izlemeyecek. Bu kez söz Vural ailesinde.
mafya dizilerinin olduğu saatlerde ekran başında herkes. Silahlar, vurdulu kırdılı filmler. Çocuklar da onu taklit ediyor. Çocuklar izledikleri diziyi ertesi gün arkadaşlarına anlatırken sanki yaşıyorlar. Ya baksana şu şunu öldürmüş falan öyle diyorlar. Böyle heyecanlı sanki işte sanki kendileri yapmış gibi davranıyorlar. Öyle. Ve bu anlatımda ne yazık ki okulda gerçekleşiyor. Bir okulun bahçesinde öyle mi? Evet. Üsküdar'dan ayrılıp Bakırköy'e Özgürlük Meydanı'na geçtik. Çocuklarınızla dizi izleyebiliyor musunuz? Hayır maalesef. Maalesef izleyemiyoruz. Özendiriyordur diye düşünüyorum dizilerdeki şiddetin. Bir de tabii eğitim kalitemizi artırmamız gerekir. İnsanları eğitmemiz gerekir ki bu şiddet azalsın. Düşünsenize yetişkin çağında bir insan, bir genç diyelim, bu dizileri izleyerek aynı şeyleri gerçek hayata da yansıtmaya çalışıyor. Konumuz şiddet. Özellikle ekrandan sokağa yansıyan şiddet. Bu kez de gençlere sormak lazım. Acaba onlar dizilerden ne kadar etkileniyorlar? Dizilerdeki şiddet onların hayatını etkiliyor mu? İnsanlar kesinlikle etkileniyor. Şiddetten, özellikle küfürden kullanıyorlar. Yaşıtlarımın, hatta benden daha küçüklerin, hatta hayvanların da başına gelen bu tür durumları gördüğümüzde yani kanım donuyor açıkçası. Ata Özmen ve Defne Öngün anlattı. Kesinlikle direkt göze çarpan şey zaten kadına şiddet, kadın cinayetleri. Mesela sansürlenmeyen küfürler bile var. Belki onlar ilgisini çekiyor insanların. Özgürlük Meydanı'nda karşımıza bir grup Şanlıurfalı kadın çıktı. Ben dizi şiddet dedim, onlar lafı ağzımdan aldı. Zaten böyle yapa yapa yapa. Her gün bir kadın kesti, bir kadın öleyim. Gösterdikçe daha çoğaldı diye düşünüyorum. Hep zengin oğlan, fakir kızın arkasından kaçıyor. Kimse benim arkamdan koşmadı. Ben yanarım da ona yanarım. Silahlar konuşuyor, kadına yumruklar, morlar. Hele o Karadeniz'de kadının yemediği dayak kalmadı. Biz Urfa'da o kadar dayak yememiştik vallahi. Ha, bir de ceza yok. Ha burada abi Özgürlük Meydanı'nda sallayacaksan o adamları. Kesinlikle yeterince ceza alınmıyor. Eskiden bu kadar hani kadına şiddet kesinlikle yoktu. Son zamanlarda herkes hani çıldırmış durumda. Anam eskiden bir iki tokat yerdik. Şimdi herkesi kesip kesip indiriyorlar. Onu yemek bile şey değil yani. Hadi neyse, çok eskiden bahsediyorum. Şimdi öldürmek, kesmek, dorgamak, o ne ya? Bile yok. Hep böyle doğullar şey görüyorlardı ama asla öyle doğullarda öyle bir şey yok. Yapılması gereken aslında çok basit. İnsana iyi gelecek şeyleri izlemek isterim. Mesela Rütük yabancı dizilere sansür koyacağına Türk dizilerinde kadına şiddeti kaldırabilir. Daha mantıklı işler yapabilir. Öğretici şeyler hani olması lazım. Daha çok hani döveyim, kırayım. Konuştuğumuz herkesin dilinde o eski diziler vardı. Mahallenin muhtarları vardı, bizim aile vardı, süper baba vardı. Faydalı olan bir şeyler vardı, insanlar öğretici bir şeyler vardı. Şimdi Emine, Bulut cinayeti biliyorsunuz çokça konuşuldu. O dramatik görüntüler siyasetin de konusu oldu. Türkiye'nin gündem konusu oldu. Savcının iddianamesi, cinayeti işleyen eski koca ile ilgili olarak efendim, büyük infiali neden olan Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı diyor ve savcı burada daha önceden tasarladığı iddiası var. Eşi Vara'nın WhatsApp kayıtlarının çocuğuyla görüştürülmediği iddiasını yalanladığını, yani sanığın haksız tahrik indiriminden faydalanmak için Bulut'u suçladı. Yani öldürdüğü kadını suçladığını ifade ediyor. Savcılık iddianamesinde bu açıklamalar son dakika bilgisi olarak şu anda paylaşılıyor. Biz de buradan aktarmış olalım. Yani savcı bu katil zanlısının, sanığın bu iddiasına inanmamış. Görüştürülmeme vesaire. Tamamen aslında haksız tahrik indiriminden faydalanmak için bu iddiayı ileriye sürdüğünü ifade ediyor iddianamede. Peki bunu nasıl anlamışlar? WhatsApp görüşmeleri, oradaki görüşmeler, oradaki kayıtlar incelendiğinde bu iddianın çürütüldüğü belirtiliyor. Detaylarını haberlerimizde taşıyacağız. Evet, G7 var sırada. G7 görüşmeleri sırasında liderlerin bir arada çektirdiği bir fotoğraf var. O fotoğrafın çekimi sırasında yaşanan işte bu manzaralar sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanağına sıcak bir öpücük kondurdu. Öpüşme görenleri şaşırttı. Trump ve Brigitte Macron birbirini öperken Emmanuel Macron'un bakışları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i öpme şekli de konuşulan anlardan birisi oldu. Dünyanın en büyük ekonomilerinden 7'sinin oluşturduğu G7 zirvesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında renkli anlar yaşandı. ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump'la Kanada lideri Justin Trudeau arasındaki samimi yakınlaşmaya ise bakamadı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau G7 zirvesinde formunu koşarak korudu. Trudeau, Almanya lideri Merkel'le görüşmesinde renkli çoraplarıyla dünyanın dikkatini kendi üzerine çekti. O çoraplar daha çok konuşulur diye düşünüyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesinde Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik liderler arasında fikir birliğinin oluşmadığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Macron, G7 liderlerinin İran'ın nükleer silahlara sahip olması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu açıkladı. Macron, Rusya'nın G7'ye tekrar alınması konusuna da açıklık getirdi. Macron, Ukrayna krizi sonlanmadan Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı. Ancak Rusya ile ilişki içerisinde olmanın önemli olduğu hususunda anlaştık dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Rusya'nın yeniden G7 zirvesine davet edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya bence Rusya'yı çadıra almak, dışarıda bırakmaktan daha iyidir yanıtını vermişti. Bütün dünyayı ilgilendiren o orman yangınları, Amazon'dan bahsediyoruz. Çevre duyarlılığıyla bilinen Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio, bir haftadan uzun süredir söndürülemeyen Amazon yangını için bağış yaptı. G7 ülkeleri de 20 milyon dolar yardım yapma kararı aldı. Dünyanın akciğerleri yanmaya devam ediyor. Çevre duyarlılığıyla bilinen ünlü aktör Leonardo DiCaprio, yangınların söndürülmesi için 5 milyon dolar bağışladı. Amazon ormanları Güney Amerika'da yaklaşık 5,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Dünyanın akciğeri olarak bilinen orman günlerdir yanıyor. Sadece 24 saat içinde 800 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve kurucu ortağı olduğu Çevre Destek Örgütü, yangının durdurulması için harcanan çabalara 5 milyon dolarlık destek sağladı. DiCaprio sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Milyarder arkadaşlarından ve hayranlarından destek istedi. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülke lideri G7 zirvesinde bir araya geldi. Liderler Amazon ormanlarında devam eden yangınların söndürülmesi için Brezilya'ya 20 milyon dolar yardım yapma kararı aldı. Okay. Brezilya'da bu yardım teklifini reddetmiş efendim. Şöyle, Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı, hani derler ya nevi şahsına münasır diye, gerçekten böyle bir tarzı var. G7 ülkelerinin Amazonlardaki yangının söndürülmesi için yapacağı 20 milyon euroluk yardımı reddettiğini açıklamış. Gizli niyetleri olduğunu ifade ediyor. Avrupa Birliği'nden gelen yardımlarla ilgili de bu açıklamayı yapmıştı Brezilya'da. Brezilya'da siyaset dili biraz daha, nasıl anlatayım, hani milliyetçilik duygusuyla başlayıp başka yönlere doğru evrilmeye, dönmeye başlamış durumda. Çokça tartışılıyor Brezilya devlet hükümeti şu anda. Brezilya'da da, dünyada da elbette, ama bu yardımı kabul etmeyeceğini, 20 milyon euroluk bir yardımı kabul etmeyeceğini açıklamış. Ama aslında oradaki yangın bütün dünyanın ekosistemini etkiler boyutlara ulaşmak üzere. Biliyorsunuz NASA'da görüntüleri paylaştı. Uzaydan da net bir şekilde bu bölgedeki yangınlar görülüyor. Bakalım söndürülebilecek mi? Söndürülemezse iklimimizi nasıl etkileyecek? Hep beraber göreceğiz. O zaman Bolsonaro ne diyecek? Bakalım anlayacağız efendim. Samsun'u vuran selden bahsediyor sıradaki haber.
Terme'de sel nedeniyle 6 oyulan köprü çöktü. Göçük 2 kişiyi ve 1 aracı yuttu. Can kaybı olmaması ise teselliydi. Terme'yi vuran sel bitti ama etkileri sürüyor. Selin neden olduğu aşınma sonucu çöken köprü 2 kişiyi ve 1 aracı böyle yuttu. Afet sebebiyle su uymuş ırmağın kenarında bir uçuk oluştu. Samsun, hafta sonunda yaşanan selin izlerini silmeye çalışırken bu görüntülerle sarsıldı. Terme Çayı üzerindeki bir köprünün yolla olan bağlantısı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü. Köprüden geçen iki kişiyle park halindeki bir araç oyuğa düştü. Yaralılar kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı, araç düştüğü yerden çıkarıldı. Geçenki afete bağlı olarak aslında yol bölgesini kapatmıştık şeridi ama maalesef insanlarımız şeridi açmışlar, burayı trafiğe yine kullanmışlar. Sel sırasında da taşma noktasına gelen Terme Çayı'nın suları bu köprüyü alıp götürmüştü. Salı Pazarı ve Terme'deki seller çiftçiyi de vurdu. Terme'nin başlıca geçim kaynağı olan fındık da hasadın yarısı sel sularına karıştı. 30 bin ton fındıktan 15 bin tonu sele kapıldı. Yaklaşık 170 milyon civarında sadece fındıkla ilgili hasar var. Fındık ve tarım arazileriyle ilgili tahmin ediyorum yani 200-250 milyon civarında hasarımız var. Bölgede 250 konutla 400'e yakın iş yerinin de zarar gördüğü tahmin ediliyor. Meteorolojiden bu kez fırtına uyarısı var efendim. Aktaralım hemen. Son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıyor meteoroloji. Hemen hava durumunu aktaralım. Salı gününün hava durumu işte bu bölgede. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz. Yani Zonguldak, Kastamonu, Karabük. İşte bu bölgede Bursa'da fırtına çoğunlukla sıkıntıya neden olabiliyor ve tabii ki Marmara bölgesi deniz ulaşımını etkileyip etkilemeyeceğine bakarız. Hemen değerleri aktaralım arkadaşlar, bölgeleri verin. Bugün İstanbul 31 derece, Ankara'da 30 derecelik bir sıcaklık var. İzmir'de giderek sıcaklık yükseliyor. Bugün 37 dereceyi görecek İzmirlilere Allah kolaylık versin. Antalya'da 35 derecelik bir sıcaklık var. Bursa 33 derece olacak. Kayseri daha düşük bir derecede, 29 dereceyi gösteriyor. Trabzon 27 derece bugün. Konya 29 derece. Erzurum'da 26 derecelik bir sıcaklık var. Yine en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ilimiz Diyarbakır. Diyarbakırlılara da Allah'tan kolaylık diliyoruz efendim. Bu sıcaklıkla mücadele etmek kolay değil. Sivas 27 derece ve Gaziantep 35 derece olacak. Ve bir son dakika gelişmesini aktarmak istiyoruz efendim. Biliyorsunuz programımızın başından beri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Birkaç gün önce açıklanmıştı ziyaret. Burada İdlib konusunun masaya yatırılacağı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı'nın işte burada yaşananları biliyorsunuz gözlem noktalarında sıkıntı var. Bir gözlem noktamızın çevresinin Suriyeli askerler tarafından çevrelendiği bilgisi paylaşılmıştı ama Rusya bu askerlerin geri çekildiği ve hatta Rus Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Astana sürecine bağlıyız, herhangi bir ihlal yapmadık şeklinde değerlendirmelerini aktardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce uçağına bindi ve istikameti Rusya olacak. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu konuları masaya yatıracaklar. Manisa'dan bir eylem haberiyle devam ediyoruz. Salihli ilçesinde mahalle sakinlerinin jeotermal elektrik santrali protestosuna jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. 26 kişi gözaltına alındı. Yolun sağına ve soluna çekiyoruz, yolu açın. Yoksa şu an müdahale etmek zorunda kalacak, karşı karşıya gireceğiz. Uyarılar peş peşe gelmişti ancak dikkate alan olmayınca müdahale geldi, arbede yaşandı.
şey sıkıyor. Manisa Salihli'de jeotermal elektrik santrali kurulacaktı. Bir grup eylemci santrale engel olmak amacıyla yolu kapattı. Santral şantiyesine gidecek tırların geçişine izin verilmedi. Eyleme CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Bekir Bakırlıoğlu da destek verdi. Kalabalık artınca jandarmaya haber verildi. Eylemci gruba önce uyarı yapıldı. Yolun sağına ve soluna çekiyoruz, yolu açın. Yoksa şu an müdahale etmek zorunda kalacak, karşı karşıya gireceğiz. Grup dağılmamakta ısrar edince müdahale geldi, arbede yaşandı. Grup askerlere taş attı, askerler biber gazıyla karşılık verdi, 3 asker yaralandı, yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Göstericilere müdahale sırasında 26 kişi gözaltına alındı. Tansiyon düşürüldü ama askerin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Bisiklet sürücüsü otomobile tutunarak gidiyordu. Bir anda olanlar oldu. Dengesini kaybeden bisikletli ölümden kıl payı kurtuldu. Bisiklet sürerken seyir halindeki otomobile tutundu. Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu uzun sürmedi. Ölüm böyle teğet geçti. Yürekleri ağızlara getiren görüntü Bursa'da kaydedildi. Bir bisikletli Bursa-İstanbul karayolunda seyir halindeydi. Araca tutundu. Çok geçmeden dengesini kaybetti, kendisini yerde buldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli diğer sürücülere de isyan ettirdi. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya doğru gittiğini paylaştık. O görüntüleri verdik son dakika gelişmesi olarak. Cumhurbaşkanı uçağa bindi. İstikamet Rusya, Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Peki ne konuşulacak? İdlib'deki son durum ne? Ankara'nın siyasetin sıcak gündeminde ne var? Bunları öğrenebilmek için Ankara'ya gideceğiz efendim. Ve haber müdürümüz Ahmet Sözcan karşımızda. Günaydın Ahmet. Ankara'dan da günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar dileyelim biz de buradan. Cumhurbaşkanı az önce uçağa bindi. İstikamet Rusya dedik. Gündemin birinci maddesi İdlib. Ama Amerika ilişkileri vesaire, burada oynanan satrançta yeni hamleler var zannediyorum. Evet, senin de altını çizdiğin gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ana gündem başlığını İdlib'deki gelişmeler oluşturacak. Özellikle İdlib'de çatışmasızlık bölgesi çerçevesinde Esad ordusunun, rejim güçlerinin İdlib'deki saldırıları masada olacak. Bilindiği üzere son olarak yine Esed güçleri Han Şeyhun'u ele geçirmişlerdi ve bu kapsamda da Türkiye'nin İdlib'de bulunan 9 numaralı gözlem noktasının güvenliği tehlikeye girmişti. Özellikle diğer gözlem noktaları ve Türkiye ile bu 9 numaralı gözlem noktamızın bağlantısı kesilmişti. Geçici bir tedbir olarak da Rus polis gücü, aynı zamanda askeri olarak da orada görev yapıyor. Rus polis gücü 9 numaralı gözlem noktamızın etrafında bir güvenlik çemberi oluşturmuştu. Böylece Esad güçleriyle Türk askerinin karşı karşıya kalmasının önüne geçmek istenmişti. Ancak bu geçici bir tedbir, çünkü Esad güçlerinin yalnızca 9 numaralı gözlem noktasını değil, aynı zamanda 8 numaralı gözlem noktamızı da hedef olarak aldığı anlaşılıyor. O kapsamda da Esad güçlerinin konuşlanma yaptığı ifade ediliyor. Bilindiği üzere Ahmet, yine... bir şey sorabilir miyim bu noktada? Tabii. Özellikle Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları var. Biz Astana sürecine aykırı hiçbir harekette bulunmadık diyor. Hani burada yaptıkları işte görüşmelere rağmen yapılan operasyonlar, sivillerin üzerine atılan bombalar ortadayken aslında Lavrov ne demeye çalışıyor sence? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şunu söylüyor. İdlib'de diyor terör örgütleri var diyor, HTŞ var diyor. Dolayısıyla Suriye güçleri diyor o HTŞ ile mücadele ediyor diyor. Oradaki militanlara yönelik operasyonlar yapıyor diyor. Bu yalnızca Suriye yönetim açısından değil, Rusya'nın da güvenliğini tehdit ediyor diyor. Özellikle Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne saldırılar gerçekleştirildiğini savunuyor. Ve bunun da yine İdlib'deki terör örgütleri tarafından, HTŞ tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Esad güçlerinin İdlib'deki saldırılarının
bu terör örgütlerine yönelik olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere Han Şeyhun'a yönelik Esed güçlerinin saldırısı sırasında Rusya'ya ait savaş uçakları da destek vermişti. Ve Han Şeyhun Rusya'nın desteğiyle Esed güçlerinin eline geçmişti. Dolayısıyla Rusya buradaki operasyonu, daha doğrusu Esad güçlerinin saldırısını terör örgütlerine yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla buradaki operasyonların ya da Suriye güçlerinin saldırısının İdlib mutabakatını zedelemeyeceğini savunuyor. Ancak Lavrov'un açıklamasının hemen ardından Kremlin'den de bir açıklama geldi. Oradaki açıklamada da Putin'in Türkiye'nin endişelerini anladığını ve dikkate aldığını ifade etti. Peki, açıklamada Esad Kremlin'den yapılan açıklama. Peki Esad güçlerinin çekilmesini de bu yönle mi okumamız lazım sence? Şimdi İdlib'deki düğüm bugün yapılacak görüşmeden sonra çözülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da bir araya gelecek ve oradaki son durum masaya yatıracaklar. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunun altını net bir biçimde çizmişti. İdlib'de yaşanan gelişmeler Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ediyor demişti. İşte bu tehdidin altyapısı doldurulacak. Oradaki son durum masaya yatırılacak. Özellikle Suriye güçlerinin ya da Rusya'nın iddia ettiği gibi İdlib'de geniş çaplı bir terör örgütü sayısının ya da terörist sayısının olmadığı ifade edilecek. Aynı zamanda oradaki gözlem noktalarının güvenliğinin tehdit edildiğini Esed güçleri tarafından da bunun altı çizilecek. Güvenliğinin riske girdiği vurgulanacak. Son olarak da hatırlanacağı üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konvoyunun güzergahı yine Esed güçleri tarafından bombalanmıştı. İşte bu tür girişimlerin de önlenmesi istenecek. Oradaki gelişmelere karşı da Türkiye teyakkuzda, Türk Silahlı Kuvvetleri teyakkuzda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bunun altını net bir biçimde çizmişti. Hem gözlem noktalarımıza hem de Mehmetçiğe yönelik bir saldırı olması durumunda meşru müdafaa hakkı kullanılarak karşılık verileceğini duyurmuştu. İşte bu İdlib başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler masaya yatırılacak. Ancak sadece tabii ki İdlib değil, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat da iki liderin görüşmesinde ele alınacak. ABD ile yürütülen güvenli bölge çalışmaları değerlendirilecek. Ve tabii ki Doğu Akdeniz'deki petrol doğalgaz arama çalışmaları da Erdoğan-Putin görüşmesinde ele alınacak konular arasında yer alacak. Ahmet, ben açıkçası değerlendirme yaparken Halep hatırlarsak, o bölgede yaşanan süreci hatırlarsak, Esad'ın artık hani bu bölgede de o askeri harekatını durdurmayacağını düşünenlerdenim. Ama dediğim gibi önemli olan Mehmetçiğin burnunun kanamadan, sivillerin herhangi bir zarara uğramadan bu sürecin atlatılıyor olması. Bakacağız, göreceğiz önümüzdeki günlerde. Umuyorum çatışmasız bir süreçte bu süreci biz atlatmış oluruz. Ama şey kısmını biraz daha detaylandıralım derim. Bu Amerika Birleşik Devletleri ile görüştük. Dün Cumhurbaşkanı'nın net açıklamaları var. Beklemeye gelmeyiz. Gerekirse operasyonu kendimiz yaparız. İlerleme istikameti bu barış koridorundan bahsediyorum. Hangi aşamadayız? Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Bu konuyu biraz detaylandırabilir miyiz? Tabii güvenli bölgenin kurulması konusundaki çalışmalar hızla devam ediyor. Birçok olumlu adım da atıldı. Bilindiği üzere ilk olarak Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye ait insansız hava araçları uçuş gerçekleştirmişti. Ardından da ABD ile birlikte ortak helikopter devriyesi gerçekleştirildi bölgede. Ve şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara birliklerimizin de çok kısa süre içerisinde Suriye'ye giriş yapacağını söyledi. Bu konuda net mesaj daha verdi. Türkiye'nin oyalanmaya tahammülü yok dedi. Eğer oyalanma yoluna gidilirse biz hazırlıklarımızı yaptık, tahkimatlarımızı yaptık. Türkiye B ve C planlarını uygulamaya koyar ve kendisi harekatı gerçekleştirir dedi. Dolayısıyla şu an itibariyle varılan mutabakat çerçevesinde atılan adımlar olumlu görünüyor. En azından uçuşa yasak bölge kapsamında Türk hava sahasına açılmış durumda orası. Türkiye uçaklarına açılmış durumda, helikopterlerine açılmış durumda. Kara birliklerimizin de kısa bir süre içerisinde bölgeye gireceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bu kapsamda atılan adımlar devam ediyor. Ancak derinlik konusu hala çözülebilmiş değil. Türkiye 30-40 kilometrelik bir derinlikten bahsediyor. Güvenli bölgenin 30-40 kilometrelik bir alanı kapsaması gerektiğini ifade ediyor. Ancak ABD bunun 15 kilometre ile sınırlı olmasını istiyor. Derinlik konusunda henüz tam bir mutabakat olduğu görünmüyor.
buna yönelik çalışmaların devam ettiği biliniyor. Ancak Türkiye'nin şu anki bakış açısında özetleyecek olursak bir anlamda da kervan biraz da yolda düzülür. Şu an itibariyle atılan adımlar var. İnsansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz orada devreye atıyor. Kara birliklerimiz de sınır ötesi harekat için hazırlanmış durumda. Dolayısıyla teröristlerin oradaki süpürülmesi işlemleri devam ediyor. Yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıklamıştı. Terör örgütünün bölgedeki tahkimatları, mevzileri, sığınakları, barınakları da imha ediliyor. Bunun da takip edildiğini açıklamıştı. Dolayısıyla şu an itibariyle mutabakat çerçevesinde atılan adımlar olumlu görünüyor. Fakat derinlik konusu ne olacak? Hala o çözülebilmiş değil. Bundan sonra ABD hangi adımları atacak? Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda 30 kilometrelik alan teröristlerden temizlenecek mi? Onu da önümüzdeki günler gösterecek. Evet, gerçekten sıcak günlerden geçiyoruz ve bu günlerin ardından umuyorum bunca emek, bunca insan hayatı, bunca harcama, bütün bu çaba boşa gitmez ve bu bölgeye artık barış hakim olur, terörizmden temizlenir diye umut ediyoruz. Var mı Ankara'nın gündeminde aktaracağımız bugünlere ait bir konu? Evet, son bir maddeyi daha aktaralım. S-400 bataryalarında ikinci sevkiyat bugün itibariyle başlıyor. Bilindiği üzere birinci batarya sevkiyatı tamamlanmıştı. 30 civarında Rus uçağı birinci bataryaya ait malzemeleri Mürted üstüne getirmişti. Bugün de bataryaların sevkiyatına devam edilecek. Ancak daha öncekilerden farklı bir yol izlenecek bu sefer. Bilindiği üzere o birinci bataryalar getirilirken TGRT Haber'de dahil olmak üzere bütün kanallar o uçakların gelişini ve bataryaların indirilişini canlı yayınlarla seyircilere aktarmıştı. Bu sefer Milli Savunma Bakanlığı farklı bir yol izleyecek. Bu görüntülerin canlı olarak aktarılmasına müsaade edilmiyor. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı o uçakların inişini, bataryaların, malzemelerin indirilişini kendisi çekecek ve sosyal paylaşım hesaplarından da kamuoyuyla paylaşacak. Dolayısıyla bugün S-400'ler konusunda önemli bir adım daha atılıyor. Birinci bataryaların malzemeleri parçaları getirilmişti. Bugün itibariyle de yine Rusya'dan ikinci batarya sistemine ilişkin parçalar ve malzemeler Mürted üstüne getirilmeye başlanacak. Ahmet, bu gündemde bir konu daha vardı. Onu da sormak istiyordum aslında. Sen de iyi oldu hatırlattın bu bölgeden gelen haberlerle ilgili. Bu 5 generalinin istifa iddiası gündemin aslında bu sıcak gündemin arasında çokça da tartışıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması var. 2 general emekli oldu şeklinde. Yani 5 değil 2 mi burada ayrılan komutan sayısı? Şimdi şöyle, Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından gündeme bir anlamda bomba gibi düştü bu iddia. 5 generalin istifa ettiği ya da emekliliğini istediği iddiası tartışılıyordu. Bu 5 komutanın da özellikle İdlib'deki tümenlerin başındaki isimler olduğu önemli ifade ediliyordu. Önemli isimler aslında, değil mi? Evet. Yer değiştirmelerden memnun olmayan bazı komutanların olduğu, pasif göreve atananların bunu kabullenemediği iddia ediliyordu. Bu konu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da soruldu. Hulusi Akar şu an itibariyle kendilerine 2 generalin emeklilik dilekçesi verdiğini ve bunun da kabul edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de emeklilik isteme gibi bir mekanizma olduğunu ve bunun da doğal karşılanması gerektiğini ifade etti. İsimlere girmedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Şu an itibariyle sadece 2 generalin emeklilik dilekçesi verdiğini ve bunların da kabul edildiğini söylemekle yetindi. Atamalar yapılırken sanki böyle bir beklentide çok da şaşırtmadığına göre açıkçası bakıldığı zaman, operasyon bölgesinden gelen bu taleplere bakıldığı zaman demek ki böyle bir beklenti varmış gibi bir duyguya kapılıyorum açıkçası. Peki, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ahmet, yarın görüşmek üzere. Tüm arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Evet, Ankara'nın sıcak gündemini gün boyu TGRT Haber ekranlarından takip edebilirsiniz efendim. Okulların açılmasına kısa süre kala haberler de ardı ardına geliyor ama ne yazık ki olumsuz haberler var. İstanbul'da Devri Alem Eğitim Kolejleri Halkalı ve Kurtköy'deki okullarına kilit vurdu. Yüzlerce öğrenci mağdur, velilerse ödedikleri paraları geri istiyor. Söylentiler çıkmıştı, okul boşaltılacak işte, gideceğiz vesaire diye. Hiç ihtimal bile vermediler ancak acı gerçekle yüz yüze geldiler. Çocukları okulsuz kaldı, ödedikleri paralarsa boşa gitti.
anlaştığımız rakamın yarısından çoğunu ödemiştik. 16 bin lira ödedim. 8-9 bin lira civarında bir para içeride kalan. Okul kasada para yok diyor, sıfır diyor. Biz size ödeme yapamayacağız diyorlar. Yüzlerce anne ve baba evlatlarını Devri Alem Eğitim Kolejleri'nin Kurtköy ve Halkalı'daki okullarına kaydettirdi. Şubat ayında erken ödeme vaadiyle iki çocuğumu kaydettirdim. İkisine toplam 35 bin lira para verdim. Bir süre sonra okulla ilgili dedikodular çıkmaya başladı. Kapandı, kapanacak diye ve bu dedikodular da bazı velilerin kulağına gelince işte o veliler de soluğu okulda aldı. Birkaç defa geldik okula, sorduk hani bir problem var mı diye. Yok, hayır, biz buradayız, devam ediyoruz, her şey yolunda dediler. Onlar da güvendi ancak Milli Eğitim Bakanlığı okulların ruhsatını usulsüz para aldıkları gerekçesiyle iptal etti. Veliler acı gerçeği telefonda öğrendi. Aradı burası, dedi ki siz bizim yerleştirmemizi kabul ediyor musunuz dedi. Ben ne yerleştirmesi dedim, nereye, okul zaten biz kaydolduk dedim. Dedi ki biz kapandık. Sonradan bir öğrendiler ki okulların iddiaya göre yoldan geçene bile borcu varmış. Okulun tabiri yerindeyse uçan kuşa borcu var. Doğalgaz ödenmemiş, öğretmenlerin maaşı ödenmemiş, mülk sahibine kirası ödenmemiş, elektrik borcu var. Kolejin birçok yerde şubesi var. Kurtköy ve Halkalı'daki şubeleri ise kapatıldı. Halkalı'daki okul binasının mülk sahibi ise veliler geldiği zaman görsünler diye kolejin bu binayla ilgisi kalmamıştır diye hemen okulun girişine yazı astı. Yüzlerce öğrenci derslerin başlamasına sayılı günler kala okulsuz, kara kara çocuklarını nereye yazdıracaklarını düşünen aileler, bir taraftan da kaptırdıkları paraların peşindeler. Paramın ne zaman ödeneceğine dair bilgi bekliyorum. Ödediğimiz paraları geri alamayacağımızı düşünüyoruz. Ki okulun bu kadar çok borcu varken bize ne zaman sıra gelir onu da bilmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı da okulla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. İncelemeler devam ederken Devri Alem Eğitim Kolejleri Genel Müdürü Fatih Yılmaz'dan açıklama geldi. Her iki şubenin de bina sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıktan dolayı kapandığını söyledi. Halkalı'da mülk sahibiyle yeni kira sözleşmesinde bir anlaşmaya varılamadı. Okul 1 Ağustos itibariyle bina sahibi tarafından bir pankart asılarak Devri Alem'in bu okulla ilişkisi kalmamıştır şeklinde öğrencileri bölgedeki başka okullara tahliyesiyle ilgili süreç başlattık. Bu haberle bugünkü Günaydın Türkiye programında sonuna geliyoruz efendim. Bugün 27 Ağustos, dün paylaşmıştık, büyük taarruzun yıl dönümüydü. 26 Ağustos kutlanıyor Afyon'da da. İşte o birlikler yola çıktıktan kısa süre sonra, yaklaşık 24 saat sonra Afyon Karahisar'ı kurtardı Yunan birliklerinden. Orada geçilmez zannedilen o tahkimatı geçtiler, 24 saatte yıkıp üzerinden geçtiler açıkçası ve Afyon Karahisar kurtuldu. Şimdi 23. Tümen Komutanı'nın bir mesajını paylaşacağım sizinle. Sinirköy'den geçiyor. Bugünkü adı Tınaztepe efendim, Sinirköy'ün o günlerde. Ve köyü geçtikten sonra merkeze, karargaha bir rapor gönderiyor 23. Tümen Komutanı. Sinirköy'deyim. Gazi Başkomutanımızı cephede göremediğinden bahseden Hacı Anesti'nin Sincanlı Ovası'nı dolduran perişan birliklerinin kaçışını izliyorum diyor. Hani var ya Atatürk'ün lafı. Hacı Anesti neredesin, geldi ordularını kurtar diye. İşte o gün bugündür efendim. 97 yıl önce bu muhteşem zaferin yaşandığı günlerdeyiz. 9 Eylül'de İzmir'de noktalanacak ama 30 Ağustos'ta Zafer Bayramımız var. Hep beraber kutlayacağız. Biz bugün bu duygularla size veda ediyoruz. Yarın sabah 6.45'te yine Günaydın Türkiye diyebilmek için TGRT Haber ekranlarında olacağız. Sizleri de bekleriz.